Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu yıl, daha doğrusu bu dönem ilk etkinliğimiz. Normal programımızın çok gerisinde kaldık. Biraz da periyotlarını düşürdük. Bu yüzden belki ayağa alışan arkadaşların ayağı kesildi. Etkinliklere sürekli katılan arkadaşları olumsuz etkiledi bu yaptığımız, ortaya koyduğumuz çalışma programı. Ama sonuç itibariyle bir yerden başlama isteği tekrar hasıl oldu ve biz de etkinliklerimize yeniden başladık. Şimdi Kocaeli Kültür Kolektif Derneği sadece etkinlikler yapmak istemediği için de biraz bu etkinliklerden gecikti. Daha doğrusu panel yapmak istemediği için de bu etkinlikler biraz gecikti. Muhtemelen bundan sonraki süreçte hem derneğe iletilen görüşler neticesinde hem de derneğin iç dinamiklerinin oluşturacağı bir perspektifle bundan sonra paneller ayda bir kez yapılacak ve belki de bazı diğer sivil toplum örgütleri de, KYÖT olabilir, başka dernekler olabilir, onlarla ilişkiye geçilip, yani daha doğrusu mevcut ilişkileri biraz canlandırıp 15 günde bir yapılacak. Dolayısıyla Kafe Kedi'deki etkinlik sadece ayda bir kere panel düzeyinde tekrarlanmış olacak. Bunun dışında bu yıl Eğitim Sen'in de desteğiyle geçen yılda yaptığımız, Kampus Dergisi'nin de desteğiyle yaptığımız uluslararası bir etkinlik tekrar organize edeceğiz. Taner Yerkenci Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu. 30'a yakın akademisyen gelecek. Bunlardan iki tanesi İngiltere'den gelecek. Çok önemli alanlarında uzman kişiler. Orada iki atölye yapılacak. Lütfen o atölyelere katılın. Biri devlet atölyesi, biri hukuk atölyesi. Bunu arkadaşlarınıza duyurun da 27-28 Mayıs'ta. Şu anda program netleşmiş değil ama katılımcıların %80'i netleşmiş durumda. Ve konuşmaların başlıkları değil ama panellerin başlıkları da belirlenmiş durumda. Hepinizin rahatlıkla katılabileceği, soru sorabileceği kadar zamanı olacağı. Çünkü oturumlar yaklaşık 2 saat 15 dakika sürecek ve herkes rahatça kendini ifade edebilecek. Böyle bir şeyi izin kazandırma arifesindeyiz diyelim. Aslında ikincisini yapıyoruz. Çoğu insan ikinciyi yapınca geleneksel diyor. Hatta birinciyi yaparken geleneksel işte sempozyum vesaire falan diyor ama biz onu düşünmüyoruz. Henüz yolun başındayız. Umuyoruz bunlara da katılımı gösterme şansınız olur. Şimdi ben sözü çok uzattım. Malum bir süre önce 17 Aralık'tan önce sürekli dershanede üzerinden bir tartışma yürütülüyordu. Ondan bir yıl önce de 4+4+4 üzerinden tartışmalar yürütülüyordu. Eğitim sisteminin değiştirilmesi, içeriğinin farklılaştırılması vesaire üzerinden. Biz de gecikmiş bu gündeme eklemlenelim dedik. Yani kendi açımızdan ama belki takip edenler kendilerince bilgilenmiş olabilirler. Şimdi iki konuşmacımız var. Bir tanesi Derya Hocam. Derya Keskin Hocamızın bu alanda zaten bir çalışması da mevcut. Dolayısıyla gölge eğitim, dershaneler ve neoliberal ideolojinin eğitim alanında ortaya koymuş olduğu performansı yanılmıyorsam bize anlatacak. Diğer konuşmacımız hepinizin malum tanıdığı bir kişi. Şehrimizin önemli bir ne diyelim aktivisti. Aynı zamanda Eğitim Sen'in başkanı Veysel Hocam. Veysel Hocam da yanılmıyorsam bu çerçeveyi en azından bizim için daha somut ve görünebilir kılacak. Özellikle İzmit'ten bize bilgiler vermeye çalışacak. Kocaeli'de durumun nasıl geliştiğine ilişkin. Ben önceden konuşmamıştık. Dolayısıyla söz kime bırakayım? Olur. Merhaba herkese. Şimdi aslında Bora bana sorduğunda, başlık sorduğunda ne söyleyeceğimi pek bilemedim. Yani eğitimin nesini konuşacağımız konusunda. O anda aklıma gelen ilk şeyi söyledim sanıyorum. Dolayısıyla konuşurken tabii ki bundan bahsedeceğim ama başka yerlere de dağılabilirim. Şimdi şöyle bir şey var tabii. Bizim konuşacağımız konu aslında hepimizi ilgilendiren bir konu. Buradaki herkesi ilgilendiren bir konu. Hiç kimse yabancı değil.
Bu anlamda da aslında işimiz hem kolay hem biraz da zor. Kolay çünkü ne güzel ki daha sağlıklı bir tartışma şansımız olacak hep beraber. Aslında bu konuşmayı da o şekilde organize etmeyi tercih ederim. Mesut Hocam da aynı şekilde biraz önce konuşurken aynı şeyi söyledi. Yani bizim bir şeyler anlatmamızdan ziyade belki bir giriş yapıp daha sonra hep birlikte tartışmak gibi olursa çok daha iyi olur diye düşünüyoruz. Bir yanıyla da zor çünkü hepimizin bildiği bir konuda, hepimizin içinde olduğu bir konuda şimdi bizim sizin duymadığınız bir şeyler söylememiz lazım. Yeni bir şey, farklı bir şey. Bu da tabii bizim işimizi zorlaştırıyor bu anlamda. Ama tartışma kısmında, karşılıklı konuşma kısmında her iki tarafında birbirinden duyacağı yeni şeyler olacağını düşünüyorum. Tabii eğitim konusunda konuşacağımız çok şey var. Boru arkadaşımızın belirttiği gibi son dönemlerde en gözde konu diyelim eğitim alanında dershaneler konusu malum gerekçelerle 17 Aralık süreci itibariyle herkes dershaneleri konuşur oldu. Aslında dershaneler bir yanıyla hep konuşuluyordu ama bir yanıyla da yokmuş gibi davranılan bir konu, bir alan. İşte bu yüzden de ben aslında yaptığım çalışmada bunu başka kavramlarla anlamaya çalıştım. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Mesela ben kendi yaptığım çalışmada. Yani bu dershaneler, özel dersler, genel olarak okul dışındaki bütün eğitim faaliyetlerini başka bir kavramlaştırmayla ele almaya çalıştım. Yani süreci anlamak açısından. Burada da araştırırken karşılaştığım bir kavramı kullandım. Gölge eğitim kavramını. İlk karşılaştırdığımda bu gölge eğitim kavramı kulağıma tuhaf gelmişti. Yani nasıl, gölge eğitim nasıl oluyor diye. Ama sonradan bunun çok kullanışlı olduğunu fark ettim çalışmam sırasında. Gölge eğitimden kastedilen şey, adı üzerinde, asıl eğitim sisteminin dışında ama onun üzerinde bir gölge gibi var olan eğitim faaliyetleri. Ama bu sadece dershaneler değil, daha geniş bir kavram, daha kapsayıcı bir şey. Dershanelerle birlikte bunun içine özel dersler de giriyor. Özel eğitim merkezleri, özel ders büroları. Hatta oraya bugün girmeyeceğim ama diğer yaygın eğitim kurumlarını da ben kapsadım gölge eğitim kavramı içinde. Bunlar neler? Kurslar mesela. Öğrenciyken, öğrencilikten sonra iş arama sürecinde, yeni bir şeyler öğrenme sürecinde gidilen kursları da ben bu kavram içinde ele aldım. Ama bugün onlara çok fazla girmeyeceğim. Belki tartışma sırasında soru olursa girebilirim. Bir takım rakamlardan bahsedeceğim ama ondan önce birazcık daha gölge eğitim kavramını açmak istiyorum. Şimdi bu okul dışındaki eğitim faaliyetlerini iki açıdan ele alıyorum. Birincisi eğitimde yaşadığımız dönüşümlerin sonuçları, diğer ise bu dönüşümleri meşrulaştıran bir mekanizma olarak. Yani bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşüm sürecinde okul dışındaki eğitim, gölge eğitim diye kavramsallaştırılan okul dışı eğitim faaliyetleri sürekli artış halinde. Ve bunların artmasıyla birlikte, yaygınlaşmasıyla birlikte bu değişimi, dönüşümü meşrulaştırma mekanizması haline gelmesi. Bu da nasıl böyle oluyor? Çünkü artık hemen hemen her öğrenci eğitim hayatının bir noktasında, hatta bütün eğitim hayatı boyunca pek çok öğrenci için artık bu hale geldi. Önceden sadece lisede ya da lise sonundayken şimdi artık ilkokula doğru ve üniversite sonrasına doğru yayılmış durumda. Okul dışındaki eğitim faaliyetleri. Yani gittikçe yayılarak artık bütün öğrenim hayatını kapsayan bir hal almış bu gölge eğitim dediğimiz eğitim faaliyetleri. Aslında bütün bunlar sonucunda
benim daha çok dikkat çekmeye çalıştığım, kendi çalışmamda dikkat çekmeye çalıştığım şey, bütün bu eğitimdeki dönüşümlerin ciddi bir toplumsal dönüşümün sac ayaklarından birini oluşturması. Çünkü eğitim çok ciddi bir toplumsal olgu. Toplumu değiştirebilme özelliği çok yüksek, çok etkili. Bu yüzden de toplumsal değişim, toplumsal dönüşümde ciddi bir rolü var. Şimdi neden bizde gölge eğitim var? Ya da gölge eğitim faaliyetleri var. İşte kurslar, dershaneler, özel dersler vesaire. Niye böyle bir ihtiyaç var? Tabii hepimiz burada, çünkü sınavlar var diyeceğiz değil mi? Sınavlar olduğu için insanlar çocuklarına sınavlarda başarılı olsunlar diye dershanelere, kurslara vesaire gönderiyorlar. Çok doğal olarak bunu yapmayan ebeveyn yok gibi. Yani çok istisna olarak karşılaşırsınız toplumumuzda. Peki çocuklar aynı zamanda okula gidiyorlar. Niye kurslara gitme ihtiyaçları oluyor? Çünkü okuldaki eğitimle sınavlar arasında bir paralellik yok. Yani sınavlar sanki başka bir eğitim sistemi için hazırlanmış sınavlar. Okulda çocuklara diploma vermek için oluşturulmuş bir kurum haline gelmiş durumda. Yani çocuklar, gençler okullara diploma almak için gidiyor. Kurslara, dershanelere ise bir sonraki öğretim, eğitim aşamalarına geçebilmek. Yani bu lise ya da üniversite oluyor. Ama şimdi aynı zamanda üniversiteden sonra da iş sahibi olabilmek için kurslara gider hale geldi üniversite öğrencileri. Özellikle son yılda, burada hemen parantez içinde onu da belirtmek isterim. Üniversitede hoca olarak bunları çok yaşıyoruz. Öğrencilerimiz artık bir takım kurslara gitmeyi bir mazeret olarak gösteriyorlar. Hocam işte bilmem ne kursuna gidiyorum, KPSS bilmem ne. Bunu bir mazeret olarak ve geçerli, meşru bir mazeret olarak karşımıza çıkarabiliyorlar. Yani kursa gitmem gerekiyor hocam. Yani onun için derse devam edemiyorum diye. Mesela akşam derslerimiz var, onlarla çalışıyor falan. Bu tür şeylerle artık çok daha sık karşılaşır olduk. Yani sonuç olarak bu okul dışındaki eğitim faaliyetlerinin temel nedeni, en azından görünürdeki nedeni sınavlar. Tabii burada işte sınavlar var çünkü bizim öğrenci sayımız çok fazla, üniversite lise sayımız buna göre daha az falan filan diye bir takım gerekçeler ileri sürülüyor ve bu sınavlar meşru hale getiriliyor bir şekilde. Ama bundan daha önemlisi, daha genel bir bakış açısıyla baktığımızda bu gölge eğitimin varlığına ilişkin bu konuda yazanlar, kuramcılar bir takım şeyleri ileri sürüyorlar. Yani okul dışındaki faaliyetlerin olabilmesi için şunlar şunlar olması gerekir diyorlar. Bunlardan mesela bir tanesi resmi sınavlar, ama onun da ötesinde bir eğitim sisteminde, bir toplumda himaye kuralları yerine yarışma kuralları mevcutsa, bu 1960'larda ileri sürülen bir kavram ama hala geçerliliğini koruyan bir kavram. Yani bir takım pozisyonlara, toplumda bir takım pozisyonlara ulaşmak için yarışma kuralları eğitim sisteminde geçerli ise, yani bu ne demek? Bir takım sınavlar için yarışacaklar, bir takım okullar için yarışacaklar, bir takım daha iyi okullar için yarışacaklar ve bir takım hayatın içindeki, toplumun içindeki bir takım pozisyonlar için yarışacaklar. Çünkü herkes için yok bunlar. Dolayısıyla yarışmacı bir ortam var. Bu yarışmacı ortamda da öğrenciler ve aileleri tabii ki pozisyonlarını güçlendirmek için okul dışında destekleyici bir şeyler yapmak zorunda, güçlendirici bir şeyler yapmak zorundalar. Bu tür koşulların hepsinin Türkiye'de var olduğunu görüyoruz. Yani sınavlar var, merkezi bir sınav var. Yarışmacı kurallar var. Çünkü sistem öğrenciye ve ailelerine diyor ki, eğer X lisesine giderseniz oradan Y üniversitesine gitme şansınız olur. Y üniversitesine giderseniz oradan Z pozisyonuna sahip olabilirsiniz.
Ya bunlar doğrudan sadece takım herhangi bir okula giderek sahip olunacak şeyler değil, ancak bir takım koşulları sağladığınız zaman sahip olunabilecek şeyler. Bu yüzden de bu gölge eğitim kurumları her geçen gün artmış durumda. Şimdi Türkiye bu konuda en başları çeken ülkelerden bir tanesi. İlk sırada Yunanistan var, komşumuz. İkinci sırada Türkiye var. Daha sonra Brezilya, Güney Kore, İspanya gibi ülkeler yine bizim gibi gölge eğitim okul faaliyetlerinden en üst düzeyde faydalanmaya çalışan ülkeler. Ama bunun yanında hepinizin tahmin edeceği üzere okul dışı faaliyetlere çok da başvurmayan ülkeler de var. Bunlar da Kuzey Avrupa ülkeleri. Mesela bizim gibi ülkelerde %60-70-80 iken okul dışı eğitim faaliyetlerine katılma oranı bu ülkelerde %20'nin altında. İşte malum ülkeler Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya. Oralarda insanlar okul dışındaki eğitim faaliyetlerine katılmaya gerek duymuyorlar. Tabii bütün bu talep, koşulların zorladığı bu talep inanılmaz bir sayıya ulaştırıyor okul dışındaki eğitim kurumlarını. Dershanelerin sayısı 4000 civarında. Öğrenci sayısı 1-200, en son rakam 1.280.000. Bu 2012-2013 Eğitim Bakanlığı istatistiklerindeki en son rakam. Öğretmen sayısı da 51.522, bu da yine en son sayı. Bunun yanında bir de özel etüt eğitim merkezleri var. Bunlar pek de konuşulmaz. 677 tane onlardan var ve buralarda 1.520 tane öğretmen çalışıyor. Bunun dışında özel ders büroları var. Ne olduğu çok da belirli olmayan ve onlarla ilgili hiçbir sayının bilinmediği bir takım kurumlar bunlar. Çünkü çoğunluğu yayın evi adı altında faaliyet gösteriyor. O yüzden de sayılarını bilmek mümkün değil. Şimdi burada bu rakamlardan sonra birazcık geriye dönmek istiyorum. Bu dönüşüm meselesine dönmek istiyorum. Özellikle 1990'lardan sonra, tabii ki bu 70'lerin sonunda 80'lerde aslında ilk filizlerin ortaya çıktığı söylenebilir ama özellikle 1990'lardan sonra ülkemizde eğitime ilişkin ciddi bir paradigma değişiminin yaşandığını, paradigmada bir değişikliğin yaşandığını düşünüyorum. Bu değişikliğin amacı şu, Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarından itibaren Türkiye'deki eğitim sistemi vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirme, yurttaş yetiştirmeye yönelik bir eğitim sistemi. Ve bunun arkasında ulus devlet bildiğiniz şeyler yatıyor. 90'lardan itibaren burada bir paradigma değişimine yönelik şeyler ortaya çıkıyor. Artık devlet eğitimi kamusal hizmet olarak vermekten elini çekmeye başlıyor. Yani bu bir özel meseledir demeye başlıyor. Bir kamu meselesi değildir demeye başlıyor. Ha, şu anki duruma bakarsanız tabii ki hala devlet okulları daha çok, özel okullar çok daha az falan ama o sürece girildiğini söylemeye çalışıyor. Yani aynı durumu bildiğiniz gibi sağlıkta da görüyoruz. 80'lerde devreye giren, 90'lardan itibaren daha belirgin hale gelen dünya ekonomilerine, küresel ekonomiye eklemlenme sürecinde, yani neoliberal politikaların devreye girmesiyle birlikte artık devlet kamu hizmetlerini kendine bir yük olarak görmeye başlıyor ve buralardan elini çekmek istiyor. Tabii devletin buralardan elini çekmesiyle kamusal hizmet paradigması yerini özel yatırım paradigmasına bırakıyor. Özel yatırım paradigması nasıl oluyor? Yani herkes, her birey, her aile imkanları ölçüsünde çocuklarının eğitimine yatırım yapacak, para harcayacak. Yani bunu yapacak kurum, yapı, devlet değil, ailelerin, kişilerin kendileri. İşte bu paradigma değişimini 80'lerden itibaren başlayan ama 90'lardan itibaren daha da yoğunlaşan biçimde
ve meşrulaşan bir biçimde görüyoruz. Şimdi tabii ki bu paradigma değişimi böyle akşamdan sabaha hani biz paradigmayı değiştirelim şeklinde olmuyor. Hiçbir şey böyle olmuyor genel olarak. Bunun bir takım destek mekanizmaları var, hazırlık sahaları var. Bu destek mekanizmalarından bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi de Türkiye'nin 1998'de imzaladığı hizmet ticareti genel anlaşması. Bu çok önemli bir anlaşma. 95'te Uruguay görüşmelerinin sonucu olarak 95'in başında uygulamaya konuluyor GATS anlaşması. Ama Türkiye bu süreçleri yaşadıktan sonra 98'de imzalıyor. Şimdi ne anlama geliyor? Bir anlaşma yani, bir sürü anlaşmadan bir tanesi. Ama bu anlaşma diğer bir sürü anlaşmadan çok daha kritik bir öneme sahip. Çünkü bu anlaşmayla birlikte imza sahiplerinin geldikleri ülkelerde kamusal hizmet anlayışları ve uygulamaları kökten bir değişime uğruyor. Yani artık bu imzayı attıktan sonra siz diyemezsiniz yani ben sağlıkta özelleşme yapmayacağım, eğitimde özel okul açmayacağım gibi bir şey deme şansınız yok imzayı attıktan sonra. Çünkü bu yaptırımı olan bir imza, yani keyfi bir imza değil. Bunu Dünya Ticaret Örgütü'ne üye tüm ülkeler bu anlaşmaya imza atıyorlar. Bu anlaşmaya atılan imza ile birlikte bu ülkelerde ve dolayısıyla Türkiye'de serbest piyasa daha üst bir düzeye taşınmış oluyor. Yani hayatın daha farklı alanlarına taşınmış oluyor. Eğitim, sağlık gibi daha önceden kamusal hizmet alanı içinde düşündüğümüz şeyler serbest piyasanın ürünü oluyor. Serbest piyasanın konusu oluyor. Yani piyasada alınıp satılan şeyler haline geliyor, metalaşıyor. Şimdi bunların Türkiye'deki destek mekanizmalarına geleceğim. Bu uluslararası düzeydeki destek mekanizması, yani Türkiye'nin imzalamasıyla Türkiye'de anlam bulmuş bir mekanizma. Bunun bir de Türkiye ayağında bir takım destek mekanizmaları var. Bunlardan da ikisinden bahsedeceğim. Birincisi 9. Kalkınma Planı 2007-2013 yılları arasını kapsayan. Diğeri ise Milli Eğitimin ilk stratejik planı. Bu da 2010 ve 2014 yıllarını kapsıyor. Şimdi 10. Kalkınma Planı çıktı. Milli Eğitim Stratejik Planı da 2014'te çıkacak. Şimdi bekliyoruz. Oralarda ne olacak? 10. Kalkınma Planı'na şöyle bir baktım. Ama asıl Milli Eğitimin stratejik planını bekliyorum. İkinci planı. Şimdi ne oluyor bu planlarda? Bu planlar çok önemli. Bu planlar o dönemdeki hükümetin, devletin niyetlerini gösteriyor. Yani bu konularda kalkınma planında tabii ki daha çok ekonomik konular ama eğitim stratejik planında tamamen eğitimle ilgili konular. İşte 9. kalkınma planı ve 1. milli eğitim stratejik planında bu özelleştirmelerle ilgili eğitim, örgün eğitim sistemi dışında yaygınlaşan bu özel eğitim faaliyetlerinin desteklenmesiyle ilgili pek çok şey var. Bu planlar aslında özelleşme yolundaki, metalaşma yolundaki, piyasalaşma önündeki engelleri bir kaldıran planlar. Kaldırmayı planlayan şeylerin olduğu resmi belgeler. Mesela bu planların içinde özel dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi planı var. Bu son dönemlerde konuşulan şey bildiğiniz gibi. Şimdi tabii madem dershaneden de konuşuyoruz, orada hemen şunu da söylemek isterim. Dershaneler bu süreçte bence günah keçisi yapılmışlar. Çünkü aslında problem dershane değil. Pek çok çünkü toplumda böyle bir algı var. Problem dershane problemi. Dershanelerin neden var olduğuna ilişkin aslında düşünmek gerekiyor. Çünkü dershaneleri kaldırdığınız anda onun yerine başka bir şey geçecektir. Çünkü sistem aynı sistem. Yine sınavlar olacak, yine merkezi sınavlar olacak, yine yarışma koşulları olacak. Ve yine insanlar paraları kadar, maddi imkanlarının el verdiği kadar çocuklarını okul dışında bir takım eğitim faaliyetleriyle desteklemeye, güçlendirmeye çalışacaklar bu yarışın içinde. Bu
yüzden sorun dershaneye. Dershane gider yerine onu başka bir sıfatla, başka bir isimle, başka bir şey gelir. O yüzden de bu süreçte aslında dershanelerin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerin daha politik bir girişim olduğunu zaten biliyoruz, bir saflaşmadan doğan. Bir dakika olmuş hocam. Olmuş mu? Evet. Hadi ya. Bir 10 dakika da soru cevap açacağız. Ben az konuşacaktım. Bir 10-15 dakika diyordum da yarısını bile konuşmamıştım. Neyse. Şimdi o zaman ben dershanelerde, madem dershanelere geldim, dershanelerden konuşayım yine birazcık. Orada bir iki şey söylemek istiyorum. Hoşuma giden bir şey. Şimdi dershaneler dediğim gibi gerçekten meselenin o buzdağının görünürdeki hali aslında mesele daha derinde. Aslında dershaneler toplumda bir işlevi var. Yani ben bunu sosyolog Mümbe Cakray'dan aldığım, ödünç aldığım tampon mekanizma kavramıyla açıklıyorum. Dershaneler toplumda bir tampon mekanizma görevini üstleniyor diye düşünüyorum. Nasıl oluyor bu? İşte üniversiteye, lisede, ortaokulda, lisede, üniversitede öğrenciler dershanelere gönderiliyor. İşte lise bitiyor, bir yıl daha gönderiliyor, iki yıl daha gönderiliyor. Orada bir zaman geçiriliyor. Ya da işte üniversite bitiriliyor, iş bulamıyor genç arkadaşımız. İşte bir kursa gidiliyor, işte bir şey öğreneyim, dil öğreneyim, işte bir bilgisayar öğreneyim. KPSS kursuna gireyim, KPDS kursuna gireyim, belki master yaparım, doktora yaparım diye. Orada da bir tampon oluyor oradaki arkadaşa da. Yani sonuç olarak eğitimin her düzeyinde bir tampon işlevi üstleniyor dershaneler. Bir bekleme odası gibi diyorum ben ona. Yani gidiyoruz orada bekliyoruz, sanki bize sıra gelmesini bekliyoruz. İşte bu sıra gelmesini beklediğimiz yerde ya bir lisedir, ya bir üniversitedir ya da bir iştir. Oraya gidip bekliyoruz. Ama beklediğimiz o bekleme salonunda çok az insana sıra geliyor. Aslında bekleyenlerin çoğu da bunu biliyor. Ama işte o tampon mekanizması kavramı orada devreye giriyor. O tampon yumuşatıyor toplumdaki o şeyi. Gergin havayı, çatışmayı belki. Bu yüzden de dershanelerin bu anlamda önemli bir işlev yüklediğini düşünüyorum ve aslında bu hükümetlerin, devletlerin işine yarayan bir şey. Çünkü bu kadar öğrenciyi nasılsa üniversitelere zaten sokamıyor. Üniversitelerden mezun ettiği bunca insanı zaten istihdam edemiyor. Bu durumda bir şeylere ihtiyacı var. O ara kategorilere ihtiyacı var. Yani bir yerlerde onları bekletmeye ihtiyacı var. Sonuç olarak o bekleme odasında bekleyenlerin sayısı artıyor ama sırası gelenlerin sayısı azalıyor ya da en iyi ihtimalle aynı kalıyor. Tabii tersten baktığınızda şöyle bir şey de var. Bir yanıyla tampon olarak işlev görüyor ama öbür taraftan da hani o sayının artmasıyla patlama ihtimalini de içinde barındıran bir mekanizma aynı zamanda birbiriyle ters gibi görünse de bu iki yaklaşım. Şimdi birazcık o zaman ben başka konulara doğru atlayayım. Şimdi geçenlerde iki gün önce Başbakan televizyonda yine bir şeyden bahsetti, dikkatini çekti. İşte en bütçeden en büyük payı eğitime veriyoruz diye. Ben de en son Milli Eğitim istatistiklerine bakmamıştım. Açtım, ona baktım. Pay vermiş, ne kadar vermiş diye. Şimdi evet, bütçeden iyi bir pay veriyor. %11 falan galiba en son rakam ama en son oran. Yalnız bütçeden verdiği
tek başına bir şey ifade etmiyor. Onu da söylemiyor tabii ki başbakan. Başbakan hep istediği şeyleri söylüyor. İyi, kulağa iyi gelecek şeyleri söylüyor. Asıl burada önemli olan o bütçeden milli eğitime verilen tutarın ne kadarını yatırımlara gittiği. Çünkü o para işte giderlere gidiyorsa, öğretmen maaşları şeklinde vesaire bir takım giderlere, harcamalara gidiyorsa bunun çok bir anlamı yok. Ancak yatırımlara gidiyorsa para bir anlam ifade ediyor. Yatırım da ne demek? Yeni okulların açılması demek, okulların desteklenmesi demek, sınıfların küçülmesi demek. Yani öğretmen arkadaşlarımız da burada bir sürü şeyler söyleyebilirler eminim bununla ilgili olarak. Ama böyle bir şey olmuyor. Mesela çok çarpıcı bir iki rakam var. Onları söylemek istiyorum hemen. Milli eğitim bütçesinden yatırımlara ayrılan paylar sürekli azalıyor, özellikle 2000'lerde. 90'lardan 2000'lerin başlarına kadar oran %15-30 arasında devam etmiş. 2000'lerde ise %10'un altında kalmış. Yani 15-30 arasından %10'ların altına iniyor. Yani bu da tabii ki biraz önce söylediğim o dönüşüme paralel olarak devletin kamusal eğitimden elini çekmesi anlamına geliyor. Bu nereye doğru sonuçlanıyor? Özel okulların ya da özel öğretim kurumlarının, çeşitli özel öğretim kurumlarının sayısının artmasına doğru sonuç yaratıyor. Mesela yine Milli Eğitim İstatistiklerine göre 2012-2013 yılı itibariyle, öğretim yılı itibariyle örgün eğitimdeki özel kurum sayısı 6570. Bunun pek çoğu okul öncesinde. Öğrenci sayısı ise 613 bin. Yani bu bizim 5 yıl önce, 10 yıl önce düşünemeyeceğimiz rakamlar bunlar. Ama bugün bu duruma gelmiş görünüyor. Yani devlet milli eğitime yatırım yapmıyor, özel sermayeye yol açıyor. Çeşitli şekillerde yol açıyor. Bunu arsa fahsesinden çeşitli teşvik politikalarına kadar, doğrudan teşvikler, dolaylı teşviklerle özel sermaye, özel yatırımlara, yani sermayeye, piyasaya yol açıyor devlet. Ve bunu da gayet sistemli bir biçimde yapıyor. Sadece takip değil, yani konuşulacak çok şey var ama oradan oraya atlıyorum. Yani bunlar tabii görünen şeyler, de görünmeyen şeyler var. Özelleştirme denen şey, piyasalaşma denilen şey sadece bir takım belirli kalemlerle yapılan şeyler değil. Bir de gizli özelleştirmeler var. Mesela çocuklarınızı devlet okuluna gönderdiğinizde yaptığınız, devlet okuluna gönderiyorsunuz ama yaptığınız harcamaları alt alta koyduğunuzda inanılmaz rakamlar çıkıyor. Ben devlet okuluna gönderiyorum çocuğumu diyorsunuz. Ama aslında özel okula, özel eğitim kurumuna gönderilmiş gibi harcama yapıyorsunuz. Bu da ne yapıyor? Bu arada bir de zaten kamu okullarında yatırım yapılmadığı için, işte çok sıkıntılar çekildiği için aileler imkanlarını zorlayarak çocuklarını iyi kötü bir özel okula göndermek için bir çaba içine giriyorlar. Bu da ne oluyor? Orada talep olduğu için arz arttırıyor. İşte yeni özel okullar, yeni teşvikler vesaire. Yani birbiriyle zincirleme çok şey aynı anda oluyor. Bizim mahalle halklarımızın eğitime yaptıkları harcamalar son yıllarda öyle ciddi biçimlerde artmış ki tüm yapılan harcamaların üçte birini mahalle halkları yapıyor mesela. Bizler yapıyoruz yani. Bütün ülkede yapılan eğitim harcamalarının üçte birini biz cebimizden çıkarıyoruz. Hane halkları olarak. Peki burada hemen yine bir parantez açmak istiyorum. Çocuklarımızı bu kadar okutuyoruz, bu kadar okula gönderiyoruz, dershaneye gönderiyoruz, özel ders verdiriyoruz ama biraz önce konuşuyorduk onu aşağıda. Çocuklarımız çok akıllı mı oluyorlar, çok iyi mi oluyorlar diye de sormak gerekiyor tabii, onu da soruyoruz. Maalesef öyle olmuyor. Kendi akranlarıyla karşılaştırdıklarında Avrupa, işte bizim gibi bekleyen, bizim gibi ülkelerle ve Avrupa'yla vesaire kimle karşılaştırırsak karşılaştıralım aslında hep aşağılarda çıkıyor. Okuma, anlama, problem çözme, algı, bütün bunlarda aşağılardayız. Yani en alt sıralardayız.
çocuklarımız maalesef çok çalışıyorlar ama o kadar bir yere gelebildiklerini söyleyemiyoruz. Şimdi ben öğretmenlerden de bahsetmek istiyorum ama onu isterseniz tartışma bölümüne bırakayım. Bu aşamada sonuç olarak bir şeye değinmek istiyorum sadece. Bütün bunlardan sonra aslında Türkiye eğitim sistemi insanları şirket insan olmaya yöneltiyor. Hepimizi eğitim sistemimiz şirket gibi düşünüyor. Daha doğrusu bizim kendimizi şirket gibi düşünmemizi öneriyor bu sistem. Yani kendinize yatırım yapın, beşeri sermayesiniz siz, kendinize yatırım yapın. Ne kadar yatırım yaparsanız gelecekteki getirileriniz o kadar yüksek olur diyor sistem. Tıpkı bir şirket gibi. Aslında bu aşamada tabii ki neoliberalizm gerçekten David Harvey'nin dediği gibi dünyayı yorumlamanın, yaşamanın sağduyusu haline geliyor. Yani bizim sağduyumuz artık neoliberalizm olmuş durumda. Bu dönemde her bireyde girişimci bir yan vardı. Ve piyasa ekonomisinin özelliği bu insani girişimciliği serbest bırakmak ve teşvik etmektir. Bunu herkesin anlaması, bilmesi ve buna göre davranması gerekiyor. Yani hepimiz girişimciyiz. Bizdeki bu girişimci potansiyelini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ve bu yaklaşım giderek daha fazla etkili olmaya başlıyor. Bu anlamda tabii ki eğitime ilişkin bütün bizim bildiğimiz kitaplardan okuduğumuz şeyler anlamını yitiriyor. İşin tuhaf tarafı, bütün bunlar olurken de bu olanlar çok güzel sıfatlarla paket ediliyor. Mesela beşeri sosyal sermaye, sosyal girişimci, insan, bilgi, beceri, değer, öz yönetim, yaşam, eğitim gibi bunlar kulağımıza hoş gelen şeyler bunlar. Ama bunlar eğitimle birleştirilerek kulağımıza hoş gelen, gözümüze hoş gelen paketler şeklinde bize sunuluyor çocuklara, ailelerine. Sunuluyor ve bu yeni paradigma bu şekilde yerleşiyor. Şimdi en sonunda şunu söylemek istiyorum. Bu süreçte son gözdelerden birisi de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığının işbirliğiyle düzenlediği bir şey var. Genç girişimciler için uygulamalı girişimcilik eğitimi. Buradaki slogan da şu: gencim, girişimciyim, güçlüyüm. 3G sloganı. Gencim, girişimciyim, güçlüyüm. Ama bununla da kalmıyor. Milli Eğitim de buna destek oluyor. Katkı koyuyor. Girişimcilik otobüsü projesiyle Milli Eğitim Bakanlığı bizzat dahil oluyor bu sürece. Böylece çocuklara eğitimin yönünü gösteriyor. Bakanlığın ağ ortamında proje şöyle tanıtılıyor. Buna göre girişimcilik otobüsü öğrencilere girişimcilik kültürü ve kariyer planlaması eğitimi vermek amacıyla bir öğretim dönemi boyunca liseleri ziyaret ediyor. Evet, geldiğimiz nokta bu. Ben burada durayım. Çok zamanımı aşmadan teşekkür ederim. Sonra yine devam ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi bana da arkadaşlar sen de gel 4+4'ü anlat, ne oldu, ne bitti, 3 yıldır da uygulanıyor diye. Ben 4+4 üzerinden kısa, çokça tartışıldı, kısa bilgiler verip ama esas itibariyle bugün 4+4 ile ne hedefleniyor, bu dershane tartışmalarıyla ne hedefleniyor, işte hep eğitimde bahsettiğimiz dönüşümler, reformlar, işte iktidarların söylediği büyük laflar ve en nihayetinde asıl neye varılmak isteniyor ve aslında varmak istedikleri yere vardılar mı, bizim buna katkımız ve desteğimiz ne oldu üzerinde Derya Hocam'ın konuşmasında bahsettiği esas itibariyle örtük ticarileştirme, gizli ticarileştirme, bunu bizler ne kadar görüyoruz veya işte özelleştirme dediğimiz şey nereden hayatımıza girdi ve biz bir anda uyanıp baktığımızda nasıl her şey elimizden alınmış gitmiş, bu nasıl oluyor diye bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii 4+4 uygulaması ile bahsettiğinizde pek çok konuda yalanlar söylenildi, anlatıldı.
İşte baktığımızda 3 tane 4'ten bahsediliyor. İlkokul kısmı 4 yıl oldu diye söyleniyor. Bu da esas itibariyle yalan. Aslında ilkokul kısmı 4 yıl değil, 3 yıldır. Neden 3 yıldır diye söylüyoruz? Çünkü çok erken yaşta okul öncesinde olması gereken çocukları ilkokula başlattılar. Ana sınıfı öğretmenlerinin vermeleri gereken müfredatı ve programı bu alanda alakası olmayan sınıf öğretmenlerine verdirtmeye çalıştılar. Esas itibariyle ilkokul 4 değil, 3 yıl arasında indirildi. Sözünü ettikleri gibi biz meseleyi 12 yıla çıkardık. İşte 8 yılı böyle değil. Çünkü biliyorsunuz 2. 4'ten sonra aslında yoksul ailelerin çocuklarına sundukları seçenek ya çocuklarınızı meslek lisesine göndereceksiniz ya açık liseye göndereceksiniz. Ekonomik durumunuz iyiyse özel liseye göndereceksiniz. Hani başbakan bu 4+4 tartışmaları yapıldığında işte bu kesintisiz eğitimi getirenler kapıcı çocuklarının okumasını istemiyorlar. Kapıcı çocukların kapıcı olarak kalmasını istiyorlar diye söylüyordu. Başbakanın şimdi kapıcı çocuklarına sunduğu şey meslek liselerinde çırak olacaksın ya da açık liseye gideceksin diye kapıcı çocuklara bu sistemle beraber sunduğu şeyler bunlar. Şimdi tabii aynı zamanda işte ortaokulları açmak lazım dediler, meslek liseleri dediler. Ama biliyorsunuz açılan tek ortaokul İmam Hatip ortaokulları oldu. Yoksa diğer ticaret liselerinin, spor liselerinin, fen liselerinin, Anadolu liselerinin orta kısımları diye bir uygulama yok. Hiç olmadığı kadar İmam Hatip ortaokulları yaygınlaştırıldı. Ortaokullarında, liselerinde müfredatları tamamen İmam Hatip müfredatı düzeyine getirildi. Biliyorsunuz genel liseler de kapatıldı. Aslında genel liselerinin yerini İmam Hatip liseleri aldı. Bu hale getirildi. Yine başbakan bizim yaptığımız işte ideolojik değil, tamamen pedagojiktir diye söylüyordu, anlatıyordu, gazeteler yazıp çiziyordu. Dediğimiz gibi çocukların erken yaşta başlatılması, 8 yaşındaki, 9 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklara işte din, kültür, ahlak bilgisi dersi yetmiyor. İşte peygamberin hayatı o da yetmiyor. Dini temel bilgiler o da yetmiyor. Kur'an-ı Kerim diye din derslerinin sayısı hiç olmadığı kadar arttırıldı. Yine okullar dönüştürüldü. Pek çok öğretmen norm kadro fazlası konumuna geldi. Bu öğretmenlerden kimilerine norm kadro fazlası olan öğretmenlere matematik öğretmenliği bağış edildi. Sınıf öğretmenliğini bitirmiş olan eğitim fakültesinde beden eğitimi öğretmeni olanakları ve imkanları tanındı. Yani bir anda sınıf öğretmenliği yapmış olan insanlar, eğitim fakültesini böyle bitirmiş olan insanlar bir anda okumadan etmeden matematik öğretmeni oldular, Türkçe öğretmeni oldular, beden eğitimi öğretmeni oldular ve çocuklarımızın karşısına çıktılar. Sen bundan sonra öylesindir diye. Şimdi demin söylediğim gibi 4+4'ün de amacı baktığımızda veya işte dershane tartışmalarında asıl bir tek amacı, bir tek niyetleri var. Eğitimi özelleştirmek, eğitimi ticarileştirmek. Çünkü sonuçta kapitalist bir ülkede yaşıyoruz. Ve kapitalizmin de kuralları var. Serbest piyasa ilkeleri söz konusudur burada. Devletin tekeli durumu söz konusu olamaz. Sosyal güvenlik alanında da olamaz, sağlık alanında da olamaz, eğitim alanında da olamaz. Bir devletin zaten ne kadar yol alıp almadığı, işte liberal ilkelere, neoliberal dediğimiz politikalara ne kadar uyum sağlayıp sağlayamadığı, serbest piyasanın önüne kadar açıp açmadığı sosyal güvenlik alanında ve sağlık alanında ve eğitim alanında. Çünkü biz kamusal alan dediğimizde, kamusal hak dediğimizde, kamusal hizmet dediğimizde tüm toplumu yakından ilgilendiren bu üç temel başlıktır. İşte 80'lerden bu yana Derya Hocam'ın dediği gibi 24 Ocak kararları, GAS'tan bu yana hedeflenen şey bu üç alanı tamamen bitirmek ve tasfiye etmek. Ve bu üç alanda da çok ciddi adımlar attılar ve her şeyin de yasal dayanaklarını oluşturdular. Şimdi biz özelleştirme derken, ticaretleştirme derken şunu bekliyoruz veya böyle bekletildiğini. Ya devlet herhalde ben artık eğitim vermeyeceğim, etmeyeceğim, kapatıyorum ben artık okulları, özel şeylere devrediyorum. Bunu yapmak istiyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz noktasına geldik. Hani 90'lı yıllarda devlet kumaş üretir diye Sümerbank'ların kapısına nasıl kilit vurdular ise, devlet tütün mü yapar diye tekel fabrikaların kapısına nasıl kilit vurdu ise de biz galiba özelleştirme derken
Yani devlet okulların kapısına kilit vuracak, tamam diyecek, ben eğitimden elimi ayağımı çektim. Özelleştirmeyi bu şekilde algılıyoruz. Ama özelleştirme hayatımızın içerisinde zaten, eğitim zaten hiç olmadığı kadar ticarileştirdi. Burada da özellikle ben ticarileştirme kavramına dikkat çekmek istiyorum. Özelleştirme biraz daha geniş bir kavram. Ticarileştirme dediğimiz olgu ise öğretmenleri, öğrencileri ve velileri daha doğrudan ilgilendiren daha özel bir alan. Ve burada da örtük dediğimiz gizli bir ticarileştirme faaliyeti Türkiye'de özellikle 90'lı yıllardan beri çok hızlı bir şekilde hayata geçirmiş bir durumda. Tabii bunun önce bir zihinsel hazırlamasını yapacaksınız, toplumu alıştıracaksınız, kanıksayacaksınız. Öğrenci arkadaşlarımız varsa biz 90'lı, 89'larda, 90'lı yıllarda harç parası dediğimiz neydi ki? Bir simit parasıydı. Ya buna da ne diye itiraz ediliyor ki diye söylendik. Harç mevzusuna alıştık. Daha sonra rakamlar nereye geldiğini hep beraber yaşadık ve gördük. Şimdi bu şekilde ben bazı başlıklardan bahsetmek istiyorum. Farkına varmadığımız, alıştırıldığımız, kanıksadığımız bir takım başlıklardan bahsetmek istiyorum. Yük aktarımı diye söyleniyor burada. Devlet yükünü başka yerlere aktarma. İşte bu bizdeki eğitimdeki konu karşılığı şudur. Taşıma okul servisleri. Şimdi örneğin biz okul servislerini kabullendik. Ya tabii ki servisler olacak. Veliler çocuklarını okullara gönderiyorsa servis gelecek, alacak ama veli de bunun parasını ve ücretini ödeyecek. Bundan daha doğal, daha normal bir şey olamaz. Toplumda hiç kimse de bunu bir ticarileştirme uygulaması olarak görmüyor. Buna kanıksadık, alıştık. Her gün okulların önünde onlarca, yüzlerce servis öğrencileri oradan alıp götürüyor ve bunun velilere çok ciddi bir maliyeti var. Halbuki eğer eğitim bir kamusal hak ise ve bizim kamusal haktan da bahsettiğimiz bireylerin, toplumun ekonomik durumuna, sosyal konumuna, yazgısına bakmadan herkesin eşit bir şekilde alabileceği bir hak ise ve ben eğitim almak için bir okula gidiyorsam, çocuğumu gönderiyor isem onun bir maliyetinin bana hiçbir şekilde olmaması lazım. Servis meselesi. Şimdi bir başka mesele mülk satışı diye bir yine örtük bir ticarileştirme var. Burası da okul tesislerinin satılmasına zemin hazırlama. Daha çok bu büyük kentlerde özellikle ransal değeri olan yerlerin satılması. Örneğin bizim burada biliyorsunuz Hızır Reis Cumhuriyet Parkı'nın orada merkezi bir okul. İzmit Lisesi kez aynı şekilde İzmit'in merkezi, aslında İzmit'in ransal anlamda çok değerli ve kıymeti olan bir yer. İşte Gazi Lisesi var, Endüstri Meslek Lisesi var. Mesela bunların bu şehir merkezinde olmaması gerekiyor. Rant değeri son derece yüksek yerler. O zaman bunları buradan taşımak gerekiyor, satmak gerekiyor. Bununla alakalı planlama var. İşte bir eğitim kampüsü kurmaktan bahsediyorlar. Gazi Lisesi'ni işte şey yaparız diyorlar, müze yaparız diye söylüyorlar. Endüstri Meslek Lisesi'nin zaten tarihi bir değeri yok. Orayı birilerine veririz, satarız. Oradan aldığımız parayla bir yerde okul yaparız gibi. Bu dediğimiz bu şekilde yine uygulamalar. Bunlara da alıştırılıyoruz. Şimdi bir de gönüllülük dediğimiz şey, devletten karşılık beklemeden tamamen ahlaki duyarlılıklarla, insani duyarlılıklarla yardım etme. Hayırsever olma. İşte hayırsever derneklerimiz çıkıyor. Bizim de hayırsever derneklerimiz var. Yoksul öğrencilere, gariban öğrencilere, gidemeyenlere burs verme, gönüllü olarak öğretmenlik yapma, İşte salonumuzun bir kısmını bu tip öğrenciler için ayırma, etme dediğimiz, yine bizim örtük dediğimiz ticarileştirme uygulamalarından biri. Kendi kendine yardım etme dediğimiz bir başka yine gizli ticarileştirme olgusu var. Kendi sorunlarını, kendi problemlerini, kendin çöz, kendi çocuğunu kendin al, okula götür, bırak, et, çantasını kendin taşı, et, dolabına yerleştir, et, okula gel, okulda öğrencinin sınıfta sırada nasıl durduğuna bak, sırasını düzenle, dolabını düzenle, gelmişken şu camları da bir temizle, sırayı da bir temizle gibi uygulamalar. Şimdi yine tüketici ücreti dediğimiz, hayatımız içinde her gün okullarda yaşadığımız uygulama, ders dışı etkinlikler önemli değil mi? Yani öğrenci sadece derslere gömülmemeli, sadece 6 saat okulda değil. Ders dışı etkinlikler, drama kursları, masa tenisi kursuna gitmeli, etmeli. Okullara tiyatrocu ekipler gelmeli, çıkıp orada çarşamba günü şu tiyatromuz var, ücret şu kadardır demeleri gibi uygulamalar. Şimdi bunların hepsi her gün okullarda yaşadığımız ve karşılaştığımız şeyler. Tabii ders dışı sosyal egzersizlere katıldığınızda, ettiğinizde de bunun bir ücreti var. Masa tenisi kursu şu kadar, işte drama kursu şu kadar gibi, bunların ücretleri hiçbir veli de bunu sorun etmez. Ya okulla alakalı değil çünkü bu. İlaveten bir şey alıyorum. Dolayısıyla bunun şeyini ödemek zorundayım. Şimdi bir başka mesele sözleşme.
yapılma meselesi. Bu da nedir? Okullarda nasıl görüyoruz? Hizmet satın alma diye söyleniliyor. Güvenlik ve temizlik işleri. Şimdi okullarda artık kadrolu hizmetli diye bir şey kalmadı. Eğer kadrolu bir hizmetli duyarsanız onlar artık 20 yıl öncesinin numunelik özel şeyleridir. Artık okullarda hizmetlilerin hepsi bir dönem okul aile birlikleri üzerinden alınıyordu. Şimdi il özel idaresi, şimdi Çalışma Bakanlığı toplum yararına çalışma programı kapsamında ve bunlar üzerinden de yine velilerden tahsil eden ve özelleştirmenin ve ticaretleştirmenin zeminini hazırlama, veli kaygılı çocuğunun güvenliğini istiyor trafik yolunda ve o zaman bir güvenlikçi tutalım, bunun için de katkı sunalım, edelim falan gibi ve hizmet satın alma dediğimiz uygulama. İmtiyaz verme, örneğin çoğumuz kaçırırız okullarda, liselerde özellikle mezuniyet törenleri yapılır. Kep ve giyme törenleri falan yapılır. Şimdi bunlar belli bir takım firmalara yaptırılır. Firmaların düzenlediği, organize ettiği şeklinde bunlar için velilerden yine çok ciddi anlamda paralar talep edilir. Şimdi yine kupon diye talep edilen bir başka uygulama var. Özel öğretim kurumlarına finansal destek verme. Yani biz isteyen öğrencilere maddi destek verip onların özel öğretim kurumlarına gitmelerini sağlayacağız. Bunu denemişlerdi. 10 bin civarında öğrenciyi göndermek istiyorlardı. Biz o dönem eğitimsel olarak Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştük, iptal etmiştik ama şimdi bu dershane tartışmalarıyla onun önünü açtılar zaten. Dershane tartışması da aslında hani özelleştirmeyle, ticaretleştirmeyle dememizin nedeni bu. Şimdi bir de nakdi yardımlar, subvansiyon gibi bir takım uygulamalar var. İşte çeşitli şirketlere okulun aracını, gerecini, materyalini karşıla et diye okul idareleri, şirket geliyor, işte kütüphaneye logosunu yapıştırıyor, koridora zemine logosunu yapıştırıyor. Bunun karşılığında araç ve gereç veriyor, elektronikçi, bilgisayarcı geliyor, şu tanıtımı yapayım edeyim, işte sizin okula bir bilgisayar, işte bir fotokopi makinesi bırakacağım diye söylüyor. Kırtasiyeci, yayın şirketi geliyor, kitap tanıtımı yapıyor, kitap tanıtımına okul olarak ve imkan sağlıyorsun. Öğretmenlere örnek kitaplar bırakılıyor, ediliyor, öğretmen de örnek kitapları alıyor. Okula bir takım alttan bir şeyler bırakıyor, ediyor, onun sayesinde firmalar kendi tanıtımlarını yapıyorlar. Okullar çeşitli yayın evleriyle anlaşıp testler yapılıyor, ediliyor ve bunların her karşılığında da öğrenciden 1 lira, 2 lira, 3 lira gibi bir takım şeyler alınıyor. Şimdi en nihayetinde yapmak istedikleri de, bununla varmak istedikleri de deminden söylediğimiz gibi işte serbest piyasa koşulları, devletin tekeli olmayacak. Devlet özel okullarla beraber, özel okullar bir takım harcamalara karışıyorsa devlet de bundan sonra kendi okullarında velilere bir yük getirmeli ki serbest rekabetin kuralları işlesin diye. Şimdi son olarak şeyden de bahsedeyim. Mekan ve yer tahsisi, okullar hayat olsun diye bir proje var. Okullar artık kapanmayacak. Akşam saatlerine kadar açık tutulacak. Şubat tatillerinde kapanmayacak. Yaz tatillerinde kapanmayacak. İşte düğün dernekler artık okul bahçelerinde yapılabilecek. Otopark kiralama meseleleri de olduğu gibi. Firmalara Şubat tatilinde okullar kiralanabilecek. Yazın okullar kiralanabilecek. Firmalar orada kendi çeşitli tanıtımlarını, reklamlarını yapabilecekler. Akşam saatlerinde okullar açık tutulacak. Orada velilere, orada o mahallede yaşayan yurttaşlara orada bir takım etkinlikler düzenlenecek, edilecek adı altında. Okulların bu haliyle herkese açılması, firmalara açılmasının yine önü açılmaya çalışılıyor ve en nihayetinde pazarlama teknikleri ve para toplama teknikleri, yayın pazarlama demin bahsettiğim gibi. Şimdi burada yine çok gözden kaçırdığımız bir başlıktan daha bahsetmek istiyorum. Demin Derya Hocam söyledi ya, kimi kavramlar, ortaya attıkları şeyler hakikaten kulağa hoş gelen şeyler. Hayat boyu öğrenmek gibi, kendini sürekli yetiştirmek, geliştirmek gibi. Şimdi firmalar açısından cazip bir proje. Türkiye'de özellikle 95'ten bu yana çok sistemli bir şekilde hayata geçiriliyor. Kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk adı altında yapılan şeyler şunlar. Kimisi bu başlık adı altında, bu proje başlığı altında kimisi okul açıyor, kimisi meslek lisesi açıyor, kimisi bileşim sınıfları okul içerisinde kurup adını veriyor, kimisi okul yaptırıp ismini veriyor. İşte bizde şu E5 yolu boyunca Muammer Dereli'den alır, Nuh Çimento, Ford Otosan gibi hep de E5 kenarlarında dikkat eden özel firmaların şeyleri en belirgin yerlerde ve tabelaları en net görülen okullar bu okullar.
diğer normal devlet okullarının tabelalarını okuyamazsınız bile. Kıyı kenar yerdedir ama bunların hepsi işte realdeki şeye kadar gidin, Nuh Çimento'ya kadar gidin. E-Boş yolu boyunca dizilmişlerdir. Şirketlerin çokça reklamları falan yapılır. Aynı zamanda bu okulların yönetiminde o okula ile bilgi dediğimiz yerde bu firmaların yetkilisi de bulunuyor ve o okulda yapılacak olan en ufak şeye de müdahale edebilme olanakları ve imkanları da var. Şimdi burada bu kurumsal sorumluluk meselesiyle alakalı olarak örneğin Akkök diye bir şirket var. İşte kimya, biyoloji, liman işletmeciliği yapılan bir şirket. Şimdi bu şirketin Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yürüttüğü Ateş Böceği Gezici Öğrenme Birimi diye bir program var. İşte bir tır var. Bu tırın içerisinde 12 tane bilgisayarın olduğu işte sınıflar var. Özel aktivite odası var. Okul okul geziyor. Semt semt, ilçe ilçe geziyor ve güya bilgisayar okur yazarlığı olmayan öğrencilere işte bir kimya şirketi işini gücünü bırakmış, bir liman şirketi işini gücünü bırakmış. Türkiye'de bilgisayar okur yazarlığı olmayan insanlar var. Ben bunlara eğitim vereceğim adı altında kendi tanıtımını ve kendi reklamını yapıyor. Sadece kendi tanıtımını ve kendi reklamını yapması değil. Yaptığı bu toplumsal sorumluluktan kaynaklı aldığı teşvikleri, aldığı indirimleri, aldığı düşük faiz ücretlerini ve bu yaptığı hizmetin bedelini de vergiden düşürüyor aynı zamanda. Şimdi yine Algida Max, reklamlarda da izliyoruz. Aslan Max var. Etkileyici de çocukları etkileyen bir müziği de var. Şimdi bunların da okulda hareket var diye bir programları var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda işbirliği halinde. Bunlar da okulları geziyorlar, dolaşıyorlar. Algida markası dondurmalarıyla birlikte Aslan Marx maketiyle birlikte dondurmanın faydalarını anlatıyorlar. Dondurmanın katkı maddelerinden biri de süt olunca tabii. Dondurmanın katkılarını, faydalarını anlatıyorlar. Daha sonra Aslan Marx ortaya çıkıyor. Müzik eşliğinde firma bir güzel orada tanıtımını yapıyor. Dondurma satışlarını organize ediyor. Aynı zamanda yaptığı bu faaliyetten kaynaklı da çok ciddi vergi indirimleri, teşvikler, düşük faizler falan alıyor. Yine KİPA bizim burada da var biliyorsunuz. Bir alışveriş merkezi. Onların da bir öğrenciyi de sen sevindir diye Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yürüttüğü bir proje var. Burada da işte yoksul olan öğrencilere kitap kırtasiye yardımı adı altında yürüttükleri ve yine şirket tanıtımı ve reklamının bolca ön plana çıkarıldığı ve Koç Holding'i biliyorsunuz meslek lisesi meselesi, memleket meselesidir diye yaptığı bir çalışma var. Ve meslek liselerinin sadece bunlar hani kendi tanıtımlarını yapmıyor. Örneğin Koç Holding bu televizyonlarda hatırlayın bir dönem çok yaygın reklamları da yapıldı. Artık meslek liselerinde okutulan derslerin müfredatını ve programını da oluşturmaya başladı. Örneğin parakende bölümü oluşturuldu meslek liselerinde ve bunun programını Koç Holding oluşturuyor. Bu Migros üzerinden oluşturuyor. Migros elemanları oraya gidiyor ve İstanbul'da yaklaşık 23 tane meslek lisesinde bu hayata geçirildi. Yine Akbank'ın Garanti Bankası'nın öğrenmenin sınırı yok, Akbank'ın düşünme gücü, Türk Telekom'un vitamin gibi Türkiye'deki pek çok şirket aslında hiç olmadığı kadar eğitim hayatının içerisine girmiş bir durum, girmiş bir durumda. Ve buradan çok ciddi pazarlama faaliyetleri yürütülüyor ve Türkiye'de özü itibariyle gizli dediğimiz örtük özelleştirme kendi okulunu kendi yap kampanyasıyla beraber firmaların dahil olmasıyla beraber gitti. O diğer şey başlıkları biliyorsunuz kırtasiye parası, spor parası, okulun camı kırıldı parası, boya parası, badana parası, onarım parası gibi çeşitli başlıklar altında zaten çok ciddi anlamda velilerden paralar toplanıyor. Yani buralardan baktığımızda zaten velinin bir yıllık eğitim yüküne baktığımızda eğitimde zaten ticarileştirmenin hayatın içerisinde olduğunu çok açık net bir şekilde zaten görüyoruz. Eğitim zaten bu ülkedeki vatandaşlar için, yurttaşlar için zaten maliyeti oldukça yük bir hale gelmiş bir durumda. Dolayısıyla eğitimde sözünü ettiğimiz özelleştirme de, ticarileştirme de hiç olmadığı kadar hayata geçmiş bir durumda ve firmalarda hiç olmadığı kadar bu konuda söz sahibi. Hatırlayın serbest kıyafet tartışması başladığı dönem en büyük tepkiyi meseleye pedagojik olarak yaklaşanlar bile değildir. Bu sınıfsal çelişkilerin açığa çıkmasına neden olanlar kimlerdi? Eğitimciler ve pedagoglar değil. Tekstil firmaları en büyük pedagog oldular ve gazetelere ilan verdiler. Çünkü 5 milyarlık bir pazardan bahsediyorsunuz. Böyle bize sormadan, etmeden yapamazsınız, edemezsiniz diye gazetelere de ilanlar vererek
Ve nitekim bir yıl içerisinde, o da dönemsel taktik ihtiyaçtı, serbest kıyafet uygulamasından vazgeçildi. Kocaeli'de kaç tane okul serbest kıyafet uygulaması yapıyor derseniz herhalde bir tane, iki tane veya gözden kaçırmışızdır. 3-4 tanedir. Herkes yine teknik kıyafetlerle işini sürdürmeye devam ediyor. Özdesi arkadaşlar, dershane tartışmaları da bu şekilde bakmak gerekiyor. Şimdi buradaki dershane tartışmalarıyla alakalı olarak da Türkiye'de uzun süreden beri AK Parti'nin programında da var. Her iktidar özel sektörün, özel eğitim kurumlarının yaygınlaşmasını istiyor. İşte %3'ü AK Parti'nin %10'a çıkarmak gibi bir hedefi bir derdi vardı. Bakın bu dershane tartışmalarıyla alakalı bir torba kanun var. Muhtemelen yerel seçimlerden sonra yapılacak gibi görünüyor. Şimdi bakın oradaki 29 maddeden sanırım oluşuyor. Dershanelerle ilgili olan 3 tane madde var. Dershane yasası diye herkes biliniyordu, ediliyordu. Fakat orada sadece dershanelerle ilgili 3 tane madde var. Maddelerin çoğu yine o demin söylediğimiz, hani dedik ya, dershane tartışmalarında da niyetleri özelleştirme. Diğerlerin hepsi yine çalışanların güvencesizleştirilmesi, angaryanın arttırılması, kadrolaşmaya olanak ve imkan sağlanılmasıyla alakalı maddeler durumunda. Şimdi dershaneleri kapattığında önümüze sürdüğümüz seçenek ne? İşte dershanelere 2015 1 Eylül'üne kadar süre tanıdığını söylüyor. Açık lise olacaksın diye söylüyor. Eğitim satın alacağım senden, açık lise olacaksın. Ekip merkezi haline geleceksin diye söyleniyor. İstediğin işte 3-4 tane küçük de birleşin edin gelin, istediğiniz bir okulu belirleyin. O okulu biz size satalım ve sizden hizmet satın alalım diye söyleniyor. Bütün buradaki gaye, çaba, özel sektörün eğitim alanında daha çok söz sahibi olmasını, %3'ü, %10'lara, %15'lere, %20'lere çıkarma, zaten bu iyi kötü daha görünür hale getirmeye başladıktan sonra eğitimin de niteliğini günden güne düşürerek, ederek, zaten vatandaşların ve yurttaşların ya bu kamu okullarından da bir şey olmuyor deyip olabileceklerin sınırlarını en çok zorlayarak özel okula gitmelerin önünü açmaya çalışılıyor. Şu 4+4 uygulamasından sonra bile Türkiye'de uzun süreden beri yapılan pek çok uygulamaya rağmen 4+4 uygulaması pek çok yurttaşta ciddi kaygılara, endişelere neden oldu. Çocuğu konusunda hassas olan pek çok vatandaş olanaklarını ve imkanlarını zorlayarak çocuklarını özel okullara göndermeye başladı. İlk defa belirgin özel okula gitme meselesi 4+4'ten sonra da başladı. Buradaki gaye de şu, demin 90'lı yıllarda olduğu gibi bir alanı bitireceksiniz, değersizleştireceksiniz, itibarsızlaştıracaksınız, eğitimi niteliksiz hale getireceksiniz. Öğretmenler zaten işe yaramıyor. Bugün yine memur sitelerindeki başlık, ana akım medyadaki başlık, Türkiye'deki öğretmenler kalitesiz çıktı diye. Öğretmenler zaten bir işe yaramıyor, etmiyor, doğru düzgün çalışmıyorlar, etmiyorlar, başlıklarına hesaba katın. Türkiye'deki öğrenciler uluslararası çapta yapılan bütün sınavlarda dökülüyor, yerde sürükleniyorlar, ediyorlar. Eğitim zaten çökmüş. Dolayısıyla zaten kamu eliyle olmuyor, devlet eliyle olmuyor. Bari özel okullar, şunlar, bunlar yaygınlaşsın, edilsin. Devlet de zaten destek verecek, olanak verecek, imkan verecek. Siz de kendinizi biraz zorlayın, çocuklarınızı buralara gönderin, edin. Hesapları üzerine bu mesele bu şekilde hayata geçirilmeye çalışılıyor ve bu konuda da epey mesafe aldılar. Yasal dayanakları da oluştular. Pek çok kanun hükmünde kararnameyle, kamu özel ortaklığı projeleriyle, eğitim kampüsleri projeleriyle eğitimde özelleştirmeyi gerçekleştirmenin önünde Türkiye'de şu anda hiçbir yasal engel yok. Ve dershane meselesi üzerinden de işte biz o başka iki grup arasındaki tartışmaya kim galip gelecek, kim ezecek, kim kimden hesap soracak şeyine kilitleneceğiz. Daha çok Türkiye'deki siyasal konjonktür maalesef bizi oraya doğru çekiyor. Ama o diğer dediğimiz gibi diğer maddeleri ve çok ciddi anlamda devletin kamudan tamamen elini çekeceğinin, artık istese de katkı sunamayacağının zemini çok ciddi anlamda oluşturmaya başlıyor ki asıl tehdit de bu. Son cümlemi Deli Hocam'ın demin bahsettiği bir şeyle bitireyim. Şimdi evet, AK Parti'nin en büyük yalanlarından biri de demin söylediğiniz gibi biz rakamlar bizim dönemimizde şöyle arttı, böyle arttı. Baktığınızda hakikaten sürekli rakamlar artıyor ama rakamların artmasından daha doğal ne var ki? Okulun en temel giderleri elektrik, doğalgaz fiyatı olduğu gibi durmuyor ki. Bunlar arttıkça tabii ki gidecek. Veya personel ihtiyaçları gitmiyor ki.
eğitime ne kadar katkı verip vermediğiniz, eğitimi kamusal bir eğitim olarak ele alıp almadığınız, toplamda ayırdığınız bütçeyle alakalı değildir. O bütçe içerisinde yatırıma ayırdığınız payla alakalıdır. İşte yatırıma ayrılan pay ise en hızlı ve en düzenli şekilde en çok AK Parti döneminde gerçekleşmiştir. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yatırımlara ayrılan pay %17'dir, bugün %8'dir. Eğitimin kamusal niteliğinin ölçüsü veya iktidarların eğitime bakış açısının verisi Milli Eğitim Bakanlığı bütçesindeki yatırıma ayrılan paydır. Yoksa personel giderleriyle, elektrik, doğalgaz giderleriyle bunun eğitimle, eğitimin kamusal niteliğiyle alakalı değil. Dolayısıyla AK Parti ile beraber süreç daha da hızlanmıştır. Çok ciddi bir ticarileştirme ve özelleştirme durumuyla karşı karşıyayız. İstenen ve arzu edilen şey yoksulların, garibanların, fakirlerin, fukaraların, çocukları artık olanağınız var, imkanınız var, açık liste var. Staj ücretinde sermayeye düşürdük. İsteyen organize sanayi bölgesinde özel meslek liseleri de açıyor. Demin Derya Hocam'ın bahsettiği 2014 Milli Eğitim Bakanlığı strateji planında zaten meslek liselerinin oranını %65'e çıkarma, daha sonra bunları özel sektöre devretme uygulamaları temel hedeflerinden de bu. Dolayısıyla artık sanayi bölgelerinde de devlet özel sektör meslek liselerini kuracak. Devlet öğrenci başına 5000 lira da teşvik verecek, edecek. Dershaneler kapatılıyor, adı altında özel okulların sayısı hiç olmadığı kadar yaygınlaştırılacak, edilecek. Kamu eğitimi çökerken, niteliği düşerken, güvencesiz angarya çalışma yaygınlaşırken bizler yurttaşlar da bıkacağız, lanet olsun diyeceğiz, bu devlete de bu devletin verdiği hizmete de diyeceğiz. Bari biraz daha çabalayalım, şimdiden birikim yapalım da biz de çocuğumuzu bir yere göndermenin hesabını yapalım. Sağlıkta ilk dönüşüm başladığında o hastane kuyruklarını hatırlayıp da ya biz bu AK Parti'yi niye kuzuyoruz ediyoruz, bak ne güzel artık özel hastanelere gidebiliyoruz, edebiliyoruz dedik. Başlangıçta sevimli de geldi, tatlı da geldi, hakikaten de gidebiliyorduk. Hakikaten de artık kuyrukta beklemiyorduk, iyi kötü 3-4 kuruştan gidebiliyorduk. Şimdi burada da mesele bu. Burada da mesele bu. Devlet başlangıçta kolaylıklar sağlayacak ve edecek. İşte özel okullara gönderebilme olanağımız doğdu diyeceğiz. Biraz ben vereyim, biraz da devlet verecek, buraya göndereyim diyeceğiz. Kamusal nitelikli eğitimi hep beraber el birliğiyle, güç birliğiyle bitireceğiz. Teşekkürler. Arkadaşlar yaklaşık bir saattir buradayız. Ben bayağı not aldım aslında, hepsini tekrarlasam bayağı yorarım sizi. 8 sayfa not almışım ama gerçekten benim açımdan çok bilgilendirici oldu. Bilmiyorum, belki birçoğunuz içinde olduğu için biliyor olabilirsiniz. Hatta ben Derya Hocam'ın kitabında çalıştığım üzerine geldiğim için yani bir o kadar fazla şey not almamış olmam gerekiyordu ama bence her iki konuşmacıda gerçekten bir şey olsun diye söylemiyorum. Şimdiye kadar bulunduğum şeylerden, paneller içerisinde en çok zevk alarak dinlediğim panel oldu diyebilirim kendi adıma. Arkadaşlar isterseniz ara vermeyelim. Çünkü hepinizin gideceksiniz, kaçacaksınız. Kaçmanız iyidir, biz bol bol sohbet ederiz ama yine de eğer hocaların da izin verirse soru cevaba geçelim. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Çetin Bey. En önemli sizin söylediğiniz Dünya Ticaret Örgütü. Çetin abi ses kaydı gidiyor ya, o yüzden yüksek sesle. Evet. Dünya Ticaret Örgütü olayı çok önemli. Şimdi buna Amerika üye, Rusya üye, Çin üye, işte bütün Batı Avrupa ülkeleri, biz de üyeyiz. Şimdi bütün politikalar nasıl ticaret yapılacak, nasıl fikri mülkiyet, yani bir sürü yasaların esasları bu Dünya Ticaret Örgütü'nde belirleniyor. Şimdi Türkiye'nin bundan ayrılması mümkün mü? Türkiye'nin bundan ayrılması mümkün değil. O yüzden Dünya Ticaret Örgütü'ne, yani küreselleşme denen olay bu. Oraya üye oldukça orada ne karar veriliyorsa Türkiye'de uygulamak zorunda kalıyor. Yani bu iş bu kadar basit. Yani iş böyle yürüyor. Yani suçlu biz değiliz diyorsun. Yok yani, değil yani başka çaresi yok yani, bu işin başka çaresi yok. Yani bunun bilincinde olmak lazım. Dünya Ticaret Örgütü bu küçümseniyor bu olay. Tamam mı? Burada bütün esasları belirleniyor. Tabii imzalamıyorum diyebilirdi. Ama o zaman da dünyanın dışına çıkar. Herkes imzalamış. Herkes imzalamış. İmzalamış diyebilecek hali yok yani. Evet, tabii o açıdan bakınca öyle. Yani fazla yapacak bir şey yok. Ben hocama bir soru yöneltmek istiyorum. Bu PISA sınavlarında niye Türkiye bu kadar başarısız?
50 ülkenin içinde 45. günü, 46. günü. Siz neye bağlıyorsunuz? Şöyle söyleyelim, evet, Türkiye çok başarısız o sınavlarda. Ama şöyle bakalım, Türkiye kadar bütün ülkelerde eğitimin özelleştirilmesi, ticarileştirilmesi uygulamalar var. Bakın sadece 2002'den 2010 yılına kadar çok büyük toplumsal desteğe sahip olan bir iktidar döneminde 5 tane bakan değişmiş. Siz dünyanın neresinde Milli Eğitim Bakanlığı gibi önemli eğitimle alakalı bir yerde 5 yılda 5 bakan değişir mi? Bakın yine 10 yıllık süre içerisinde ilk öğretimden orta öğretime geçmek için kaç tane sınav değiştirildi? Hep de aynı iddialarla. Bir bakan geldi işte dedi ki ya dedi öğrencilerimizin yeterlikleri çok yönlü geliştireceğiz dedi biz OKS'yi getirdik dedi. Diğeri dedi ki çocuklarımızın çok yönlü geliştirmemiz gerekiyor şudur budur falan dedi tek sınavla olmaz dedi ben 3 sınav getiriyorum dedi. Bu sefer siz veli oturdunuz 3 sınava göre planlandı program. Biri geldi 3 sınav çok şeydir dedi çocuklarımızı mahvediyor dedi tekrar tek sınava indiriyoruz dedi. Ondan sonra biri geldi sınavlarla çocukların şeyi mi ölçülür şudur budur falan dedi 6 tane TOG diye sınav getiriyorum diye. Bu da sınav değildir müfredata bağlı sınavdır dedi. Şimdi Türkiye'de eğitimin niteliği hiç olmadığı kadar kötü bir durumda. Milli Türkiye'de sürekli olarak eğitimle oynanılıyor, sürekli olarak değiştiriliyor. Yarın bugün buradan kalktığımızda yarın milli eğitimde şu değişiklik yapılacak diye duyarsak şaşırmayalım. Sistemle bu kadar oynanılan dünyanın hiçbir ülkesi yok. Öğretmenle bu kadar oynanılan, öğretmenin niteliği meselesiyle alakalı, öğretmen yetiştirme meselesiyle alakalı. Şimdi demin bahsettim işte örneğin Garanti Bankası'nın öğrenmenin sınırı yok meselesi. Garanti Bankası bu programıyla ne yapmaya çalışıyor? Öğretmene hizmet için eğitim vereceğim diyor. Öğretmene aktif öğrenme tekniklerini öğreteceğim diyor. Şimdi bu iş Garanti Bankası'nın işi mi? Bu eğitimi verecekse bu eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesi ve edilmesi gerekiyor. Sistemle sürekli oynanıldığı için, sürekli olarak değiştirildiği için ve bizim biraz da herhalde toplumsal dokumuz da buna uygun olduğu için biz her şeyi çok kaba yapıyoruz. Çok ciddi tepki veremiyoruz. Yani düşünün bizim ülkemizde bizim aileler olarak bizim gibi geleneksel toplumlarda hepimizin en hassas olduğu yeri geldiğinde davalarımızdan bile vazgeçmemizin gerekçesi ne oluyor? Çocuklarımız. Çocuklarımız için. Ama bu ülkede çocuklarımızın geleceğiyle bu kadar çok oynanılıyor. En hassas olduğumuz, en değer verdiğimiz çocuklarımızın geleceğiyle bu kadar çok oynanılıyor ve ediliyor. Çok ciddi bir toplumsal mücadele de ortaya koyamadığımız için sistemde her yıl, her ay sürekli olarak oynuyorlar ve diyorlar. Ondan sonra biz diyoruz ki PISA'da niye başarısız? Başarısız olacağız, kaçırmamak. Ama tamam da bu PISA davası son 10 yıldır düştü. Daha önce de var bu sınavlar. Bir de başarısız Türkiye. Yani daha özünde bir problemler var bu işin. Yani sırf 10 yılın tabii ki, tabii ki Türkiye son 10 yılla alakalı değil. 10 yılda daha belirgin oldu diye söylüyor. Yoksa Türkiye'de 90'dan bu yana 1980'den bu yana şöyle diyelim, 1980'den önceki üniversitelerin nitelikleriyle, konumlarıyla, o dönemki öğrencilerle, o dönemki öğretmenlerle, öğrenci-öğretmen profiliyle ideal sahibi olmak bile, iddia sahibi olmak bile aynı mı? 80'den sonra ne oldu? Şimdi çok oralara girme, dediğiniz gibi GATS'ı var, 80-24. Kararları var, eğitimde yapılanlar var, eğitime yapılan müdahale var. Pek çok şey var, 80'in bir sonucu bu. 80'den bu yana izlenen politikalarla alakalı. Aslında bir şey, çok eski bir şey değil. Çok eskilerle karşılaştırmalar yok bildiğim kadarıyla. Bir de orada tabii ki şöyle bir şey var. Yani bütün bu karmaşa içinde okulda çocuklara ne veriliyor? Daha da önemlisi çocuklara nasıl hedefler gösteriliyor? O çok önemli. Çocuklara gösterilen hedef bir takım sınavlarda işte bir takım puanları almak. Yani çocukların başarısı testlerde çözdükleri test sayısıyla ölçülüyor. Ne kadar çok test çözerse o kadar başarılı. Dolayısıyla ne kadar yüksek puan alırsa o kadar başarılı. Ben kendi çocukluğumda sürekli kitap okurdum. Yani benim kuşağım İyi kötü kitap okuyan bir kuşaktı. Şimdiki çocuklar kitap okumuyor. Üniversite öğrencilerine bir sayfa bir şey okutamıyoruz. Yani okumuyorlar. Dünyanın en zor işi onlar için okumak. Okumayan birinin algılaması, okuduğunu anlaması, muhakeme yapması, sonuç üretmesi, sonuç çıkarması, soyutlaması mümkün değil. Yani sadece işte
belli düzeylerde ezberliyorlar. Bir takım sınavlardan belli puanlar alıyorlar, diğerlere doğru gidiyorlar. Zaten orada da sürekli bir işte şey düzeyi düşürme var. Şimdi bizim önümüze gelen öğrenciler, yani aslında bir kısmı, pek çoğu liseyi ancak bitirebilecek öğrenciler ama üniversitede bizim karşımıza geliyorlar. Yani çok basit bir matematik işlemini bazen anlatamıyorum ben onlara. Bunu anlayamıyorlar, algılayamıyorlar. Çünkü evet, okumuyorlar. Yani devamlı düşüyor. Evet, düşüyor. Ama bu çocukların sorunu değil tabii ki, onların kabahati değil, sistemin bir sonucu. Buyurun. Ben Veysel Hocam'a bir soru sormak istiyorum da. Hocam, şimdi dershanelerin kapatılması sebebine gelindiğinde ilk önce dershanelerin bazı şeyler, sendikalar dershanelerin kapatılması gerektiğini söylüyordu. Yalnız AKP kapatacağız dedikten sonra ve cemaat buna karşı geldikten sonra bazı şeyler, sendikalar buna karşı çıkmaya başladı. Hayır, kapatılmasın, dershaneler kapatılmasın dediler de. Acaba eğitimcinin bu konu hakkında görüşü nedir? Yani çünkü bayağı bir çelişki oldu. Kapatılmasını istemeyen sendikalar şimdi kapatılsın diyorlar veya kapatılmasını istemeyen sendikalar şimdi kapatılsın diyorlar. Eğitimcinin bu konu hakkında görüşü nedir? Ona da şimdi Nedim Hoca'nın söylediği gibi dershanede biz hepimizin bildiği bir sonuç. Yani siz toplumun, insanların dershanelere ihtiyaç duymayacağı, yani insanların ilgilerine, yeteneklerine, becerilerine göre gidebilecekleri bir sistem yaratmadığınız sürece sınav olmak zorunda kaçınılmaz. Farklı okul türleri olduğu sürece, farklı üniversiteler olduğu sürece, işte ilk öğretimden orta öğretime geçmek için herkes çocuğunu Fen Lisesi'ne, Anadolu Lisesi'ne veya Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmesini, belli bir takım liselere gitmesini ister. Türkiye'de hiç kimse çıkıp da çocuğum açık liseye gitsin, meslek lisesine gitmez. Bir elemeye tabi tutmak zorundasınız. Üniversitede bir elemeye tabi tutmak zorundasınız. Dolayısıyla sınavlar kaçınılmaz. Bu sistemi değiştirmediğiniz sürece siz istediğiniz kadar ben dershanelerin kapısına gidip vurayım. O dershaneler bir başka atla yürür. Şimdi zaten bu torba yasada olan şey ne biliyor musunuz dershanelerle alakalı? Tek şey madde şu. İlk öğretimden orta öğretime geçişte, orta öğretimden yüksek öğretime geçişe dair hazırlık sınavı yapılamaz. Bak, dershaneleri yasaklayan madde bu. Şimdi sen açarsın orada, açabiliyorsun zaten. Danışma merkezi diye açarsın. Dersin ki ya ben burada şey demezsin. Şimdi dershaneler şey hazırlıyor ya, şeyi hazırlıyorum diye. Şu sınavı hazırlıyorum, bu sınavı hazırlıyorum. Onu demeyeceksin. Başka bir isim vereceksin. Danışmanlık hizmeti veriyorum diyeceksin. Rehberlik hizmeti veriyorum diyeceksin. Ki diğer sosyal etkinlikler, kurslar kapanamaz diye söyleniyor. O şekilde yine yürüyecek. Hadi diyelim ki ona da yasak getirdiler, çok iddialılar diye söyleyelim. Başka atlarla, merdiven altı dediğim yaygınlaşıyor. Şimdi bu bir başka gerçek. Dediğiniz mesele biz ne diye, nasıl bakıyoruz diye söylüyorsan eğitimsel olarak. Şimdi bu dershane tartışmalarında dershaneyi savunanlar da savunmayanlar da fırsat eşit. Kimisi dershaneden olmalı, bir fırsat eşitliğini sağlıyor. Çünkü herkes özel okullara gidemiyor, ödemiyor. En azından insanlar bir şekilde çocuklarını dershaneye gönderiyor, takviye eğitim alıyor. Herkesin kendine göre gerekçeleri haklı ama her iki tarafın da söylemediği bir şey var. Bakın, dershaneye karşı çıkmayı şuradan ifade edersek bir anlam olur. Dershanelere de, vakıf üniversitelerine de, özel okullara da karşıyız. Hepsinin kapısına kilit vurulmalıdır. Biz eğitimsel olarak böyle bakıyoruz. Sadece dershaneler de kapatılmalıdır. Özel üniversitelerde kapatılmalıdır, vakıf üniversitelerde kapatılmalıdır, özel okullarda kapatılmalıdır. Çünkü bu olguların bir tek gerekçesi var. Türkiye'de farklı sosyal sınıflar var, herkesin ekonomik gelir düzeyi aynı değil. Parası olan çocuğunu özel üniversitede okutabilsin, parası olan çocuğunu kolejlere gönderebilsin, parası olmayanlara da devlet verebildiği destekle okusun diye. Biz dershanelerin de kapatılmasından, özel okulların da üniversitelerin de kapatılmasından yanayız. Asıl şey, kamusal eğitim hakkını öldüren bu olgular ve bu kavramlar. Dediğiniz gibi orada o şekilde düşünen şeyler var. Ama hem biz bunun bir sistem sorunu olduğunu, yapısal bir sorun olduğunu, asıl tartışmanın demin bahsettiğim mesele olduğunu, dershaneleri bir ihtiyaç olmaktan çıkarıp bu fırsatla eğitimin yapısal sorunlarına müdahale etme olanağı yaratalım. Ama şeyi de yapmayalım burada. Ya asıl sorun sistem sorunudur deyip de dershane tartışması da bizi ilgilendirmez demeyelim. Her türlü kapatılmalıdır. Hocacığım, buyurun.
Benim yakın bir arkadaşım, bana akran, Derya da tanıyor, annesi akıllı, babası akıllı, dünyaya muhalif bakan bir aile, pırıl pırıl bir kız çocuğu, dershaneye gitmedi. Anne baba da aklı başında, olur kızım dediler. Geçenlerde en son Ankara'ya gidişimde canım çok sıkılarak, içim yanarak öğrendim ki o da dershaneye başlamış, gitmiş. Şimdi burada bir hemen rahmetli Gramsci'yi bana hatırlatan hegemonik bir şey var. Yani burada bu anne akıllı, baba akıllı, muhalif ama direnemiyor bir şey. Çetin Bey'in sorusuyla aslında benim söz alma niyetim belirdi. Savunma hattını nerede çizeceğiz? Çok hayati bir şey oluyor burada. Yani bir sıkıntım var. Ben de eğitim sen üyesiyim. Kardeş cihazım eğitim seni sorduğu için çok şey yapıyorum. Biz hepimiz bütün bir bütün olarak defansif bir pozisyondayız. Burada bir ofans hali çok geçerli gibi geliyor. Veysel Hoca'nın dediği gibi. Bu makine kırıcıları hareketi aklıma geliyor. Dersen bunu kıralım, parçalayalım demiyorum ama özellikle bu Cemaat ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok yakında somutlaşmaya başlayacak. Artık biliyorsunuz 2010 günümüzde artık yeni dershane açılımına izin vermiyorlar. Özel okul olacak. Yani zaten bundan parsa toplayan kesimler birbirine girdiği aşamada alternatif bir söylem üretebilirsek ama sadece defansif ve şikayet eden değil. Mesela Veysel Hoca'nın son vurgusunu önemsiyorum. Kocaeli Üniversitesi'nde de Kocaeli Eğitim Sen'de örgütlü insanlar çalışsalar deseler yani bir ütopya, ütopyalar ama bizi var eden bir şey. Dershanelere gitmeyin arkadaşlar, biz işte emeğimizi bağışlayarak şey yapıyoruz dense ya da işte ben öğrencime ALES'e gitmeyin arkadaş, ben her ayın cumartesinin yarım gününü size veriyorum diyebilsek. Yani ütopyaları biraz gerçekleştirebilsek ve savunma hattına defansta değil de hücumda kursak mı diyorum. Ama bu ilk verdiğim arkadaşımın öğrencisi, çocuğu benim ciğerimi yakan bir örnektir. Biz böyle böyle birer birer denizleri kaybediyoruz. Yani bunlar bir deniz, bir milyon deniz oluyor. Bir ofans hattı nerede çizilir diye panel üyelerine sorayım. Evet hocam, cevaplasın cevap. Bizi kurtarsın. Sorusuna cevap verebilirim. Yani sizin tavrınızda şey vardı, sınav kaçınılmaz, dershane kaçınılmaz yani. Böyle bir şey. Kaçınılmaz değil. Yok, çok kolay. Yani. Çok kolay bir şekilde bütün sınavlar, her aşamadaki bütün sınavlar kaldırılabilir. Kaçınılmaz olduğu iddia ediliyor diyorum ben. Ya ama böyle de bir algılatma var ya, biz buna evet inanıyoruz. Biz de yani farkında olmadan işte orada çalıyorlar, burada çalıyorlar, ticarileştik deniyor. Biz şimdi sendikacı arkadaşımız söyleyince ben de farkına vardım. Servisinden, giyimine, kuşamına kadar birçok şeye. Aslında sınav sistemi tamamen kaldırılabilir. Yani her bir sonraki eğitim kurumu, üstteki eğitim kurumu yani herhangi bir bölüm olabilir bu üniversitede veya liselerde de işte belli okullar. Bunların kurulları oluşur. Almak istedikleri öğrenci tipini bellidir. Yani ezberci öğrenci istemiyoruz diyebilir birisi. Ben kavramış, yapabilen, edebilen veya sentez yapabilen, analiz yapabilen öğrenci istiyorum der. 11 kişilik, 7 kişilik kurullar olur. Bu öğrencileri o şekilde alırlar. Böylece o diploma veren kurum, lise dediğiniz, siz öyle ayırdınız ya, dershaneler sınava hazırlıyor. Liselerde diploma veriyor, diploma vermek için. O diplomanın işte o zaman bir faydası olur. Diploma almak demek gerçekten belli bilgileri sentez yaparak veya işte uygulama aşamasında kullanarak kullanabiliyor. Bilgiyi sadece bilmek önemli değil. Kavramış olmak önemli, bilgi basamakları var. Birçok eğitimci bunu bilir. Sadece bilmek bilgisayar düzeyinde. Bilgisayar da bilir. Verirsiniz, bilgisayardan geri alırsınız. Bu aptallıktır. Biz 30 yıldır öğrencilerimize bunu yapıyoruz. Kendimize bunu yapıyoruz. Öküz yetiştiriyoruz. Yani törmesi maalesef bunu yapıyoruz. Bizim her sene ben acı çekiyorum. Yani üniversitede bir hoca olarak her gelen öğrenci, yani her kuşak biraz daha aptal, biraz daha aptal, biraz daha aptal. İyice aptal ola aptal gelmeye başlıyor. Ama böyle. Yani çünkü sadece bilgi... Kuşak oraya denk geliyor. Şimdi ben besleyimi şöyle yapacağım. Bakın sizinle aşağıda da konuştuk ya. Kızım Ankara'da işte lise 2. sınıfta bir dershane arıyoruz ona. Matfen dershanesi, adını da vereyim. Biz 100.000 tane soru çözdürüyoruz diyorlar. 100.000 tane soruyu çözüyor ama çöze yani ne yaptığını bilmiyor. Çok iyi, o işi çok iyi yapıyor, çözüyor soruları ama ya onu sorgulama, bunu nerede kullanacağı gibi bir takım şeyler bu tarafları eksik kaldığı için ben ona işte ya kendi kızıma yani
öğrencileri de öyle algıladığım için onu da mal olarak algılıyorum. Bana dershaneyi mi kapatılsın sorusunu sorduğumda baba dedi okullar kapatılsın dedi. Çünkü onu o şekilde yönlendiriyorsun. Yani sınav olacak, bir yere gelecek. Dershanede de daha çok fayda görüyor. Onu oraya hazırladığı için okulların şeyini bir anlamlandıramıyor. Niçin okula gittiğini şu anda o bilmiyor yani. Kesinlikle bilmiyor. Gösterilen hedefe ulaşmak için dershane onu destekliyor, okul değil. Dolayısıyla da dershane daha değerli. Yani bu şu andaki gerçeklik bu onun gözünde. Yani herkesin gözünde, ailelerin, anne babaların gözünde de öyle. Ya ben 100 bin soru çözmüş kız istemiyorum. Yani ben kendim gençliğim olmasın. Yani 100 bin soru çözmüş. Evet, ben de öğrenci istemiyorum. Dershanede daha iyi vakit geçirdiği için de olabilir mi acaba? Nasıl? Dershanede daha iyi vakit geçirdiği için de okullar kapatılsın diyor olabilir mi acaba? Öyle mi acaba? Dershanede daha iyi geçirdiği. Benim kızım da aynı sizin kızınız gibi söylüyor. Ama bunun gerekçesini diyor ki dershanede çok eğleniyorum. Dershanede baskı yok diyor. Dershanede her şey sende. Öğretmenleri daha iyi diyorlar. Bu da çok acı. Öğretmenler daha iyi. Bence böyle tek taraflı, hani işte dershane okulu, çocuklarımız maalesef hepsi gidiyor. Büyük kızım da gitti, küçük de gidiyor. Hayır ben şiddetle dershane kapatılsın diyorum yani. Ya ben de bunu savunuyorum. Yani şey. Yani dershane kapatılmasın. Ama işte öğrencilerimiz ya da 30 yıldır kuşağı bir dershaneye gitti. Çok faydalı oluyor. Yani buna alıştırılmışız yani. Kapitalist sistem bize bunu şey yapmış. İlle gideceğiz. Kaçınılmazla algıladığımız için. Bastıra bastıra şunu yapacağız ya, yani her bölüm üniversitede komisyon oluşturacak ne tip öğrenci aradığını. Yani ezberci de arayabilir, kavrama basamağında öğrenmeyi gerçekleştirmiş, yapma etme basamağında istiyorum ben, bu becerileri gerekiyor bana, sanat bölümdür, edebiyat bölümdür, matematik bölümdür neyse. Yani eğitimciler bunu bilmeli. Biraz bizim üniversitedeki kadrolarda da bir eksiklik var. Pedagojik formasyon almamış bir sürü eğitimci var. Yani hani belki orada da hocam, bir şey atılıp. Bir seçmen. Yok konuşmayalım arkadaşlar. Ben söz alırım. Bir dakika. Bir soruya bir cevap verebilir miyim? Evet. Neyse hocam, cevap versin. Ben dağıtacağım sözü. Anlaşıldı gerçi ama yine de bizim sınavlarla alakalı dediğimiz yani her yere bırakın şeyi, bir eğitimcinin sınavı savunması, sınav üzerinden öğrencilerin yönlendirilmesi olabilecek bir şey değil. Eğitimciliği bıraksın. Ben oradan şeye geleceğim asıl. Onu da sınav kesinlikle kaldırılmalı. Şimdi sınav hocamın sorduğu soruyla da siz söyleyince geldi. Şimdi hani hocam dedi ya niye başarısızız falan diye. Şimdi en çok başarısız olduğumuz derslerde şey değil mi hocam? Matematik ve şey dersleri, fen bilimleri. Şimdi bakın, bakın şimdi. Şimdi biz sadece sınav deyince bizim aklımıza işte YGS, DYS falan işte KPSS falan değil. Bakın bir öğrenci okul hayatına başladıktan yüksek öğretime gidince bitinceye kadar 1600 mi 1500 70 bine sınava giriyor. Ve bakın bizim öncesinde bizim yaptığımız örneğin okullarda daha yaşı ileri olanlar, ben ve benden daha büyük olanlar daha iyi bilirler. Bizim önceden okullarda sınavlar, klasik sınavlar yapılırdı. Çoğu sınavda klasik soru, öğretmen hatta tahtaya yazardı, tahtaya bakıp yazardı. B öğretmen yaz derdi, yazardı. Şimdi bakın ilkokulda bile her şey test tekniği. Demek ki bakın işte sürekli bütün sınavlar, Türkçe'de test, o da test, bu da test, seçmeli sorular. Şimdi matematikte desek, fen bilimde desek her şey algılamayla, okumayla, öğrenmeyle alakalı. Demin dedik ya Derya hocam kimse okumuyor, yazmıyor. Çocuk ilkokul hayatına başladığından beri soru ortada A, B, C, D şıkkı bunu görüyor. Bu çocuk okumadan da uzaklaşıyor, algılamadan da, yorumlamadan da uzaklaşıyor. İşte sonuçları da ortada bu işin tutmadığını, etmediğiniz, bahsettiğiniz. Asıl şey matematikte ve fen bilimlerde dökülüyor Türkiye. Dökülecek, kaçırılmaz. Sınav sistemini tamamen kaldırmak gerekiyor. Hiç kimse bir öğrencinin hayatını, geleceğini sınavlarla ölçemez. Öğrencilerin yeteneklerinden bahsediyoruz, becerilerinden bahsediyoruz. Her öğrenci bir cevherdir diyoruz. Her öğrencinin gizli bir yeteneği vardır diyoruz. Öğretmen bunu açığa çıkarmalı, bunu geliştirmeli, bunu güçlendirmelidir diyoruz. Doğru şeyler ama sonra bunları yapıyoruz. Seni sınavdan ölçeceğim. Sınava göre sen nereye gideceğine karar vereceğim diye. Müsaade eder misiniz be? En eski liseden mezun değil, ben eskiyi anlatıyorum diye. Ben 62 mezunuyum. Şimdi benim zamanımda İzmir'de. Benim zamanımda ben hiç gitmedim dershaneye falan. Hep de başarılı olduk sınavlarda, kendim çalıştım. Ama dershaneler vardı yine. Özel okullar da vardı. Tamam mı? Özel okullarında işte İngilizce öğretiyordu, bilmem ne yapıyordu. Ondan kaynaklı. Şimdi Türkiye'de program okullar arasında nitelik farkı var. Şimdi son PISA'da bir inceleme yapmışlar. Finlandiya'da okullar arasındaki kalite farkı %5.
Ve bunların nüfusu artmıyor. Bunların nüfusu azalıyor. 1,5 çocuk yapıyor. Kadın başına çıktı. Nüfus azalıyor. Ortalama sayılıyor. O kadar yoktur. Ya, o civarda. Yani nüfusları azalıyor bunların. Yeterli kadar okul var. Yani öyle bir şey yok. İstediği kadar üniversite var. İsteyen istediği üniversiteye gidebiliyor. Böyle bir sorun yok. Türkiye böyle değil. Bir defa okullar arasında nitelik farkı var. Çok nitelik. Benim zamanımda iki tane teknik üniversite vardı. Bir İstanbul Teknik Üniversitesi vardı, bir de ODTÜ vardı. Yine biz de sınavla girdik. O zaman da sınav yapıyordu. Sınavsız bir iş yapmanın çaresi yok ki. Yani ne zaman nitelikleri çakıştırırsın okullar arasında? Seviye farkı olur. Yani yeteri kadar üniversite olur. Yeteri kadar iş olur. İş de olmaz öğrenci. O zaman o kalkar. Yoksa bunu kaldırmak mümkün değil. Hayat başka türlü gider bu. Özel dersler gider. Benim babam da öğretmendi. Onlar da çok para kazandı. Ben başarısız çocuklar geldiğim zaman öyle idare etti. Öyle idare etti. Soruları topluca alalım. Çünkü çok sayıda kişi soru soracak. Tamam. Bir, iki, başka. Ben vazgeçtim. Siz vazgeçtiniz. Kemal abi, siz. Burada bir arkadaş daha el kaldırmıştı. Ben seni göremiyorum. Pardon, boyum kısa ya, o yüzden ayağa kalktım. Tamam. Kemal abi, Evrim, hocam ve sen de. Tamam mı abicim? Dört. Evet, buyurun. Ben bir işin, şu işin biraz daha somut tarafına şey yapmak, değinmek istiyorum. Şimdi bu eğitim olayının en önemli ayağı öğretmen. Şimdi öğretmenlerin bu olaya bakışında örgütlülük önemli. Siz de bir sendikacı olarak bu sisteme direnen, muhalif olan öğretmen kalitesi ne kadar? Nasıl? Toplu cevap vereceğiz. Evet, toplu cevap. Evet. Evrim, sorunu alalım lütfen. Ben sorudan ziyade şöyle, yani dershaneler kapansın mı kapanmasın mı bence iki kuzağı olan hani bir soru. Ya da buna bunun üzerinden cevap vermek. Birincisi, şu anda iki siyasal atmosferden doğru bakarsak, kapansın ya da kapanmasın dediğinde hep bir tarafı olumlayıp bir tarafı hani çok dışarıda bırakan bir şey gibi. Bir de kapansın, biz kapanmasına dair ya da aslında eğitimde özelleştirme ve ticarileşmeye karşı bir dili yıllarca kullanmaya çalışan taraf olarak bugün kapansın demenin şöyle bir riski var, kelime olarak diyor. Bir otorite var, her şeye yapacağım, yapmayacağım. Ben karar veriyorum, kapatıyorum, açıyorum. Kapansın dediğimde onun o otoriter dilini çok olumlamış gibi oluyoruz bence. Burada da böyle bir risk var ve biz de bunun üzerinden tartışıyoruz. Yani dershaneler kapansın mı, kapanmasın mı, onun adı eğitim özelleştirilsin mi, ticarileştirilsin mi, ticarileştirilmesin mi? Yoksa bugün üzerinde çok oynadıkları bu siyasal atmosferle bilmiyorum. Hani bence bir kere riski yok. Bence kapansın demek. Mesela eğitimsel bence asla böyle bir cümle kurmuyor zaten. Bizim adımızda da risk. Yani zaten astığımı asarım, kestiğimi keserim, açtığımı açarım, kapadığımı kaparım. Yani bahsettiğimiz sistemde sen bir iş yerinin kapısına da gidip öykülü kuramazsın her şeyden önce. İkincisi, yani ona kilit vurduğunda öbür tarafı özel okul yapacağım dediğinde zaten biz artık o tartışmanın dışındayız demektir. O yüzden bence bunu kullanırken kapansın, kapanmasın demek bizim hiç kullanacağımız bir argüman olmamalı. İkincisi, hocam ofansif, defansif falan bir spor terim dedik galiba. Yani, evet, savunma hattı mı? Anladım. Yani evet doğru, biz hocanın dediği gibi hani muhalif ya da başka bir arzusu olan öğretmenler ya da eğitimde başka bir arzuyu örgütlemek isteyenlerin durumu tartışılırken aslında şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Bizim neydi? Defans, savunmayı örgütleyeceğimiz yer, şimdi örneğin eğitimsel demokratik eğitim kurultayları yapılıyor biliyorsunuz. İşte bir sürü mezun tartışılıyor ama hani bizde hep bizim zamanımızda cümlelerle başlayan eski eğitimcileri böyle bavulunu alıp her yere bir felsefeyle beğenelim beğenmeyin giden eğitimcileri dinleriz ya. Bizler kendi okullarımızda yani bir özel ders vermek belki değil ama biz okullarımızda hani sadece şunu yaparız yani genel olarak. Greve çıkarız, işte eylem yaparız, bilmem ne yaparız ama bir başka felsefe yani biz sabahtan beri neyi konuşuyoruz? Eminim ki Asya'da günde 3-5 senti çalıştırılanlar, burada çalıştırma hakları var.
ama çalıştıramıyorlar. Ya da Dünya Bankası ile etmiş bir şeyleri imzalamışlar. Ama biz toplumsal olarak başka bir arzu ve direnç değilsek ya da bir Asya ülkesi değilsek, hani bu yüzden gerçekleştiremiyorlardır. Bizim hayatımızın her alanında, onu örgütlerken de başka bir şey yaparken alternatif, ya biz nasıl bir eğitim istiyoruz? Yani biz devletin vatandaş mı yetiştirmek istiyoruz? Biz, bir bakan dedi ya, bizim arzumuz dünyada aray eleman yetiştirmektir. Bunu mu istiyoruz? Yoksa başka bir dünya tasavvurumuz ve arzumuz var ve biz bir birey, kendini gerçekleştirmiş bir insan ve işte bütün yetenekleriyle, donanımıyla kendi kararını verebilecek birini mi yetiştirmek istiyoruz? Müfredat bizi engelliyor ama belki bizim o savunmayı yapamadığımız hat bu. Bunu kurgulayamıyoruz, bunu okullarımızda gel. Biz de stratejik plan yazıyoruz vesaire bilmem ne. Yani savunamadığımız alan burası sanırım. Yani Türkiye'de muhalefet, ben çok uzun zamandır bu arada dedi, pek çok paralele gidiyoruz. Mesela bugünkü kadar insanların katılarak tartıştığı hiçbir şey görmedim. Yani bizim muhaliflerle, bizleri konuşuyor, bizleri duruyor, susuyor. Soru da sorulmuyor, gidiyor. Yani biz sadece muhalefet olmaya, yani muhalefetin koltuğuna aday olduğumuz için belki de yeni bir yaşama okulda da örgütleyemiyor. Belki de problem biraz burada diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam, buyurun. İkinci soru vardı. Bu özellikle Dünya Ticaret Örgütü'nün üyesi olup da onun aldığı kararlarının ne olması olur da hayata geçiremeyiz. Ne hakla geçiremeyiz ya da böyle bir yetkimiz, şeyimiz var mı? Ben orada tabii hemen merak ediyorum. Yani bizim gibi ülkeler üzerinde uluslararası sermayenin, ulusal sermayenin eğitim alanını, sağlık alanını ve sosyal güvenlik alanını nasıl düzenlediği. Çünkü bundan 3-5 yıl önce Hollandalı eğitim öğrencileri geldi, onlarla sohbet ettiğimizde şöyle bir şey söylediler. Onlar da Dünya Ticaret Örgütü üyesi. Ancak biz halkımıza 100 yıl ücretsiz eğitim vermeyi, eğitimin bütün alanlarını finanse etmeyi sözünü verdik. Ben biliyorum ki Avrupa'nın birçok ülkesi hala, zaten Derya Hocam da ifade etti. Özellikle Yunanistan, Türkiye, Brezilya gibi ülkelerde özel eğitim oranı çok artırılmaya çalışılıyor. İşte bunlar GATS ve uluslararası tahkimle de destekleyerek böyle bir kıskacın içerisinde bulmak isteniyor ama her nedense emperyalist ülkelerde hala bu alan bu denli koyratça kullanılmadı. Yani özelleştirilme ve yani nasıl söyleyeyim, hala kamusal. Ağırlıklı kamusal ilerliyor. Aslında baktığınızda hiç de hani GATS'a ya da ülkeme dayatmalarına, daha doğrusu uluslararası sermayenin dayatmalarıyla bu ülkenin eğitim politikalarının, eğitimin finansmanının belirlenmesine gerek yok. Farklı tepkiler geliştirilebilir diye düşünüyorum. Burayı belki okur, uzun uzun da tartışılabilir bir şeydir belki ama biraz belki sonuç bölümünde neler yapılabilir bundan sonrasına dair, nasıl bir muhalefet örgütlenebilir? Belki ana başlıklarla, çok küçük küçük şeylerle ifade edebilirsiniz. Mert, teşekkür ederiz hocam. Konuşmanın içinde özel okulların kapatılmasına dair de bazı şeyler geçti. Özel okulların kapatılması eğitimde eşitliği sağlayacağına dair şeyler konuştunuz. Yani imkanı olan insanların yurt dışına çıkıp özel üniversitelerde okuma şansları var. Döndüklerinde tekrar iyi yerlerde çalışabilirler. Yani nasıl sağlanacak bu şekilde özel okullar kapatılırsa? Bunu öğrenmek istiyorum. Özel okullar kapatılırsa ne nasıl sağlanacak? Yani şunu soracağım. Çıkma imkanı olanlar yine aynı şeylerden, imkanlardan yararlanacaklar ve yine imtiyazlar gelecekler. Ben de o halde hepki konuşmacımıza çok yararlandım ama yine de soru sormak istiyorum. Hocam size soracağım soru şeyle ilgili, bu tampon dershaneler için kullandığınız şey vardı, ifade vardı. Tampon mekanizma diye, bekleme odası diye. Şimdi bu biliyorsunuz AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde Türkiye'de 70 tane falan üniversite vardı. Şu anda 183 ya da 184 tane üniversite açılmış durumda.
AKP'nin, devletin daha doğrusu açtığı üniversiteler 2009 yılından sonra yoğunluk kazandı. İki kere atak yaptılar. Bir 2004'te yaptılar, bir de 2009'da yaptılar. Toplu açılışlar yapıldı. Devletin açtığı üniversiteler genelde Güneydoğu'da açılan üniversiteler. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde açılan üniversiteler. Batı'da açılan, neredeyse devletin açtığı üniversite yok. İstanbul ve Ankara, İzmir'de kısmi olarak, yani çok düşük oranlarda var. Genel açtığı üniversite sayısına göre. Özel üniversiteler daha çok. Dolayısıyla aslında bu 2002-2012 sürecinde açılmış olan üniversitelerin de bu tampon yani dershanelere kullandığınız ifadenin bir benzerini oralar içinde kullanabilir miyiz? Mesela Hakkari Üniversitesi'ne ya da işte Van ya da Bitlis'te açılan üniversitelerin, Muş'ta açılan üniversitelerin kadrolaşma vesaire gibi bir takım şeyleri elbette imkanlı hale getiriyor ama onun dışında öğrencilerin oralarda istihdam edilmeleri, oralara yerleştirilmeleri ve bu üniversitelerin de tampon görevler gördüğünü düşündürebilir mi bize? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Veysel Hocam'a da gerçekten şimdi içinde insan yaşıyor ama belki de çocuğum olmadığı için falandır ya da sağda solda duyduklarımızdır. Şimdi ben bir tekrarlamak istiyorum. İşin derinliğini, yani daha doğrusu ticarileşmenin derinliğine dair söylediği başlıklar, alt başlıklar da var ama yani mesela aidatlar dediniz, tüketici giderleri dediniz, yük artırımı dediniz. Bunlar ana başlıklar daha doğrusu. Yük aktarımı, mülk satışı, gönüllülük, kendi kendine yardım etme, sözleşme, imtiyaz verme, kupon, nakdi yardımlar ve diğer harcamalar. Yani inanılmaz kalemler bunlar. Hepsinin de kendi içinde alt başlıkları var ve bu ticarileşmenin ne kadar derinleştirildiğini gösteren bir şey. Yani sadece bir boyut kazandırma değil, boyut kazandırmanın ötesinde müthiş bir derinlik kazandı. Dolayısıyla aslında birinden kaçtığında diğerine mutlaka düşeceğinizi de gösteren bir şey. Ben bununla ilgili eğitim senin ya da işte eğitim çalışmaları muhakkak yapıyor ya da genel kurullar yapıyor işte buna ilişkin. En azından buradaki arkadaşlarımızın ulaşabileceği bu derinliği daha yani tekrar tekrar okuyup acaba bu da benim gibi uyanabilecekleri bir platformu var mıdır? Eğitim senin böyle bir broşürü, eğitim şeyi ya da işte makaleler vesaire öyle bir şey imkanı var mıdır? Arkadaşlarımız bu panel sonrasında bunu nasıl izleyebilirler? Bu konuda bize yol gösterirseniz seviniriz. Tamam. Evet. Sorular sizin. Ben birkaç şey söyleyeyim. Kemal Bey sanıyor, öğretmenlerin direniş koşullarıyla ilgili bir şey sormuştu. Şimdi ben öğretmen emeğinden bahsetmedim. O da ayrıca konuşulması gereken bir şey. Bu soruyu işte öğretmenler ne yapıyor, ne oluyor? O konuda ben de bir şey söylemek istiyorum ama o konuda. Tabii Veysel Hocam daha iyi söyleyecektir ama. Evet, ben de sendikalıyım. Eğitim sendiyim. Ve ayrıca bu konuyu akademisyen olarak da düşündüğüm bir konu olduğu için özellikle söylemek istiyorum. Öğretmenlerin başka bütün alanlarda olduğu gibi çalışanların, emekçilerin direniş göstermeleri için belli koşulların oluşması gerekiyor. Bunlardan tamam diyeceksiniz ki ya öğretmenler işte en eğitimli olanlar, yani onların daha çok bilmesi lazım diyebilirsiniz. Ama işte o bilgi tek başına işe yaramıyor hocam, değil mi? Ya o insanları harekete geçirten, örgüt bilinci oluşturan bilgi daha farklı bir şey. Ve ben bizim ülkemizdeki öğretmenlerde henüz o bilincin çok yaygın biçimde oluşmadığını düşünüyorum öğretmenlerimizde. Evet, o bilince erişmiş olanlar var. Genel olarak buna literatürde eleştirel bilinç deniyor. Yani harekete geçmek için o eleştirel bilince erişmiş olmak gerekiyor. Olaylara, olgulara eleştirel bir bakış açısıyla bakabilmek gerekiyor. Bizim öğretmenlerimizin çoğunluğunda ne yazık ki bu aşama henüz yok. Ama bir kısmında var. Bir kısmı ortada bir yerde, yani yarıya eleştirel bilinç sahibi. Ama tam hareket edemiyor. Hareket edenler tamamıyla o eleştirel bilince ulaşmış insanlar. Yani o sokaklara çıkanlarımız var ya, işte onlar gerçekten eleştirel bilinç sahipler ve sokağa çıkıyorlar.
Yani her fırsatta işte eğitim senin protestolarında, eylemlerinde sokakta yer alıyorlar. Bir de onları seyredip alkışlayanlar var. Aa, iyi şeyler yapıyorlar diyorlar. Kenarda görüyoruz alkışlayanları. Ya iyi bir şeyler oluyor, iyi bir şeyler yapıyorlar. Bir de hiç yerlerinden kımıldamayanlar var. Yani o gün mesela grev vardır. Niye grev yapıldığını bile bilmez öğretmen. Dersine girer çıkar. İşte o üç grup arasından o sokağa çıkanların sayısı artınca öğretmenlerin de bir şeyler yapma potansiyeli, bir şeyleri değiştirme potansiyeli artacaktır diye düşünüyorum ben. Ama hem sokaktakilerin sayısı çok fazla değil mi yazık ki. O belki seyredenleri aramıza katabiliriz. Onlar aramıza katılınca belki o hiç yerinden kımıldamaya, onlara onlar bir şeyler, ya işte ben gittim bir şey olmuyor derlerse sayılarımızı arttırabiliriz. Ama bunlar böyle çok çabuk olan şeyler değil. Öykü, bilinci, eleştirel bilinci çok çabuk kazanılan şeyler değil. Zaman içinde olan şeyler ve olmasını umuyoruz tabii ki. Hayır, yani okulda... hayıflanırken bu hayıflanmanın karşısında hedef aldığınız kişiler kimdi yani? Bunu kim değiştirecek, kim şey yapacak? Hepimiz işte, hepimiz. Yani bir de şu var, öğretmenlerin ne kadar sendikalı örgütlü. Siz mesela sendikanızda gelen, örgütlenmeye gelen sayıdan memnun musunuz? Ne kadar öğretmenlerin ne kadar geliyorlar, örgütleniyorlar, bu mücadele direnişe katılıyorlar? Şimdi Veysel Hocam onu daha ayrıntılı söyler ama tabii ki memnun değiliz yani. Ben eğitimsel üyesi olarak memnun değilim, yönetici değilim orada ama genel bir çalışma ekonomisi bölümünde hoca olarak işte memnun değilim. Yani çalışma ekonomisinde olup da sendikaya üye olmayan hocalar bile var, eğitimciler var. Neyse yani bu böyle maalesef. Şimdi dershaneler kapansın kapanmasın tartışması bana çok anlamlı gelmeyen bir tartışma. Ben zaten böyle bir şey üzerinden, böyle bir argüman üzerinden konuşmayı tercih ediyorum. Makro anlamda ideal dünyamızda tabii ki dershaneler olmasın. Veysel Hocam'ın söylediği gibi tabii ki hiçbir özel kurum olmasın. Ama şu anda yapılan tartışmanın bir sağlam bir argümanı yok. Yani şu anda bizim tanık olduğumuz dershanelerle ilgili tartışmanın aslında bir argümanı yok. Yani bir altyapısı yok, bir temeli yok. Tamamen şu anki siyasal konjonktürle ilgili olarak yapılan bir tartışma. Dershaneler 40 yıldır, 50 yıldır var. Farklı şekillerde de olsa hayatımızın içinde. Bu yüzden kapansın kapanmasın tartışması anlamlı bir tartışma değil. Daha derinlikli tartışmalara ihtiyacımız var gerçekten. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü hocam şeyi sordu. Bazı ülkelerde hala kamusal eğitim devam ediyor bu özellikle emperyalist ülkelerde de. Aslında biraz önce söyledim biraz onu ama uzatmadım. Türkiye'de yapabilir bunu, evet. Aslında ilginç biçimde bu GATS'ta bir takım istisnalar var. Eğitimle ilgili bir sürü maddeler var. Bunların içinde mesela şöyle bir istisna var. Eğer herhangi bir alan sadece kamusal hizmet olarak veriliyorsa oraya dokunmuyor GATS. Yani sen bunu aynen o şekilde devam ettirebilirsin diyor. Ama mesele şu ki, şimdi bunu yapmaya gönül olsa yapabilir aslında bu gücü elinde tutanlar. Ama bu istisnayı gerçekleştirmek şu durumda mümkün görünmüyor. Çünkü özel olan özel yatırımlar her yana yayılmış durumda. Biraz önce söyledim, okul öncesi eğitimdeki özel öğretim kurum sayısı 3641 okul öncesi eğitimde. Her alana yayıldığı için artık bu istisnalar bir anlam ifade etmemeye başlıyor. Ama tabii ki yine de işte Kuzey Avrupa ülkelerinde tabii ki çok farklı oradaki koşullar. Dediğiniz gibi çocuk yok zaten. Bizde hala bir nüfus sıkıntısı, çıkması söz konusu. Evet, nüfusumuz yavaşlama dönemine girdi ama o yavaşlamanın etkilerini biz kendi kuşağımızda ve bizim ömrümüz boyunca göremeyeceğiz muhtemelen. Bizden sonraki kuşaklar görecek. Yani biz yaşadığımız süre içinde bu kalabalık nüfusla baş etmek için bir şeyler yapmak zorundayız. İşte ne yazık ki mesela öyle bir şey mümkün olabilir mi? Olsa keşke, olabilmesinin koşullarını da aslında düşünmeliyiz yine de. Yani üniversitelere tek tek öğrencileri kurullardan geçirerek almak, sınavları ortadan kaldırıp
ne hoş olurdu ama tabii ki bu yine karşımıza bir sürü engeller çıkacak bir alan. Arkadaşımız özel okullar kapatılırsa yurt dışına çıkacak, çıkarlar, işte parası olanlar yine eşitsizlik devam eder dedi. Şu anda da zaten yurt dışına çıkanlar var. İlginç biçimde biliyorsunuzdur muhtemelen, yurt dışındaki bazı üniversiteler buradaki özel üniversitelerden daha ucuz. Ve pek çok insan çocuklarını yurt dışına gönderiyor. Daha ucuz olduğu için. Yani bütün masraflarına rağmen, gidiş, geliş vesaire masraflarına rağmen yurt dışında buradaki bir takım özel üniversitelerden daha ucuz olan üniversiteler var. Ve oralara gönderiyorlar çocuklarını. Yine de tabii ki de eşitsizlik her durumda devam edecektir. Kapitalizmde eşitsizlikten zaten tümüyle kurtulmak mümkün görünmüyor. Yani kapitalizm devam ettiği sürece eşitsizlikler bir yerden son bulursa başka bir yerden kendini gösterecektir ama son tarihinde özel öğretim kurumlarının ortadan kalkması en azından devlet okullarındaki kaliteyi arttıracaktır. Ya da tersinden de düşünebiliriz bunu. Şu anda kamu okullarında kalitenin azalması ya da düşmesi, işte yatırımların sürekli azalması o alanda, bu bilinçli biçimde insanları özel okula doğru yönlendiren bir şey. Suyu akmayan, tuvaletine girilmeyen okullara insanlar çocuklarını göndermek istemiyor. Buna en muhalif arkadaşlarımız da dahil. Yani söylem müziğinde ben çocuğumu özel okula göndermem, özel hastaneye gitmem diyor. Bakıyorsunuz yılda 20.000 TL, 30.000 TL verip çocuğunu özel okula gönderiyor. Yani öyle bir çaresizlik içinde kalıyor. Bunu eleştirirsiniz de yani ya ne yapsın da diyebilirsiniz. Ama bu bir çözüm üretmiyor ne yazık ki. Her halükarda özel okulların varlığı ve sürekli artışı kamusal eğitimi kalitesini düşüren bir şey. Ve birbiriyle bağlantılı zaten. Biri olduğunda diğeri olan bir şey. Tampon mekanizma kavramına gelince üniversiteler için özellikle yeni doğuda açılan üniversiteler için kullanılabilir mi dedi Bora. Kullanılabilir tabii. Ben de bunu aslında Mübeccel Kray'ın kullandığından farklı biçimde kullandım. O da çok hoş bir şey. Kitapta bahsediyorum ondan. Vaktimiz olsa anlatırdım ama neyse. Kullanılabilir. Aslında sadece doğudaki üniversiteler değil, şu anda bizim çalıştığımız üniversitelerde kullanılabilir bir yanıyla tampon mekanizma olarak. Mübeccel Kray'ın tampon mekanizmasında bir geçişi kolaylaştıran bir şey var. İşte köyden kente göçte kahvehaneler mesela tampon mekanizması görevini görüyor falan. Benimkinde geçişten ziyade bekleme salonu şeyi var. Ben onu biraz uyarladım kendi çalışmamda. Üniversiteler için de bu anlamda aslında benzer şekilde kullanabiliriz. Çünkü bizim önümüze gelen, biraz önce söyledim, öğrenciler hani çok da üniversite mezunu olabilecek öğrenciler değil bir yanıyla. Ama üniversitedeler. Çünkü ne kadar çok öğrenci üniversiteye giderse emek piyasasına girişleri o kadar gecikiyor. Orada da bir bekleme söz konusu oluyor. Yani bekleme salonu biraz üniversiteye doğru genişlemiş oluyor. Tampon mekanizması da biraz üniversiteye genişletilmiş olarak kullanılabilir bu bağlamda. Onu da artık bir sonraki şeyde düşünürüz diyelim. Mesut Hocam, ben bu kadar. Şimdi Türkiye'deki öğretmen kalitesini sordunuz. Yani şimdi çıkıp herhalde şöyle bir şey söylesem, Türkiye'deki öğretmenlerin hepsi çok niteliklidir, çok kabiliyetlidir, çok vasıflıdır, her türlü yetkililiğe sahiptir desem, burada herkes herhalde ne diyor bu diye Bülent diye almaz. Şimdi Türkiye'deki eğitimin sorunlarından biri de zaten öğretmen kalitesiyle alakalı, öğretmen yetiştirme politikasıyla alakalı. 80'den bu yana eğitim fakültelerinde devletin, hükümetin yaklaşımı, öğretmen yetiştirme politikası hiç olmadığı kadar fiyasko. Türkiye'de eğitimin niteliğinin düşmesinin bir tarafı da eğitim hizmetini verenlerin, eğitim hizmetini sunanların hiç olmadığı kadar hani dedik ya öğrenciler okumuyor, yazmıyor, çizmiyor diye kaç tane öğretmen okuyor, yazıyor, çiziyor, tartışıyor, değerlendiriyor. Tam bir fiyasko. Çünkü bu da bilinçli bir devlet politikası.
bilinçli bir devlet politikası. Hatırlayın 97'de Erbakan çıktı, ne dedi? Ziraat mühendisi de, su ürünleri mezunu da, avukat da, 4 yıllık fakülteyi bitirmiş olan herkesin yanında öğretmen oldu. Halbuki öğretmenlik özel bir meslek, özel bir uzmanlık gerektiren bir meslek ve 4 yıllık fakülteyi bitiren herkesi, veterineri, herkes öğretmen oldu. İktisatçısı, işletmecisi, kimyacısı, orman mühendisi, bir dünya böyle öğretmenlerimiz oldu. Şimdi bu bir kere sorunun problemi olduğunu gösteriyor. Türkiye'de eğitimin kalitesi için biz eğitimsel olarak hep şunu diyoruz. Nitelikli eğitim, nitelikli öğretmen olur diye söylüyoruz. Öğretmen yetiştirme politikasını baştan aşağı değiştirmek, umarım eğitim fakültesinde hocamız yoktur. Eğitim fakültelerinin hani okullara kilit vurulsun mu vurulmasın mı diye eğitim fakültelerinin kapısına kiliti vurup yeniden nasıl öğretmen yetiştireceğiz diye iyi ciddi bir şekilde düşünüp onu değiştirmemiz gerekiyor. Asıl problem oradan kaynaklanıyor. Ben kendi dönemimden söyleyeyim. Bir öğretmen olarak eğitim fakültesi sınıf öğretmenliğine mezunuyum. Yani pek çok arkadaşımız bilir. Hiçbir öğretmen arkadaşımız ben eğitim fakültesinde öğretmenliği öğrendim, öğrendiklerimi gittim sahada uyguladım diyemez. Bunu diyen hiçbir öğretmen arkadaşımız doğru söylemiyordur. Çünkü tam tersi eğitim fakültesini bitirip diploma alıp öğretmenliği hak etmeye başladıktan sonra ben ne yapacağım diye kara kara düşünmüştür. Sahada yaparak, yaşayarak kendi kendine öğrenmiştir. Çünkü eğitim fakültelerinde öyle hani biz diyoruz ya öğretmenler işte pedagojik eğitim almıştır diye. Pedagojik eğitim diye bir durum söz konusu değil. Böyle bir durum yok. Şimdi biz bizim eğitim fakültesindeki bizim hocalarımız bize şeyi anlatırdı. Türkiye'deki biraz siyasal şeyle de alakalı. İşte Şehzade Mustafa payitahta doğru ilerliyor. Atın sırtında. At kilometrede şu kadar yem kullanıyor. Payitahta gidinceye kadar ne kadar yem, ne kadar saman kullanır diye. Bunlar anlatılırdı. Hizmetçi eğitimlerde evet, eğitimci arkadaşlarım bilir. Müfettişlerin kendi aralarını, hikayelerini anlatıp bu konu başlığı dışında her konuya girmeleri gibi. Şimdi durum bu. Eğitim fakültesi durumu işler açısı. Şimdi siz bilirsiniz 62'li miyim demiştiniz. Ama şunu çok iyi biliriz. Örneğin öğretmen okullarından mezun olan öğretmenler ile köy enstitülerinden çıkışlı öğretmenler ile bu öğretmenlerin yetkinliğiyle, becerisiyle şimdiki eğitim fakültelerinden aynı mı? Şimdi sınıf öğretmenini koyuyorsunuz, tek bir nota bilgisi yok, öğrencinin müzik dersini anlatacak. Ve tek bir resimle alakalı, tek bir yeteneği, tek bir kabiliyeti, tek bir becerisi yok. Bu çocuklarımıza, hani biz diyoruz ya çocukların ilgilerini, yeteneğini, açığını, o öğretmen nota müzik bilmez, beden eğitiminden anlamaz, egzersizi sıvırdır, yürüyüşü bile problemlidir, çocuklara yürüyüş, düzenli yürüyüşü öğretecek. Dolayısıyla problem eğitim fakültelerinde ve öğretmen yetiştirme politikasının çok ciddi anlamda değiştirilmesi gerekiyor ve nitelikli öğretmen olgusunun oluşturulması gerekiyor. Türkiye'de öğretmen kalitesi maalesef çok iyi noktada değil ama bunun sorumlusu öğretmenler değil. Yetiştirme politikasıyla alakalı. Şimdi dershaneler kapansın mı? Tabii ki biz kamusal, nitelikli ve bilimsel bir eğitimi savunuyorsanız dershanelerin kapatılmasını, özel okulların kapatılmasını biz eğitimsel olarak savunuyoruz. Tabii ki söylediğimiz şey şu değil. Devasa dershane tartışması yürütülürken işte spot başlığımızı attık, dershanelerin kapısına kilit vurulsun, özel okulların kapısına kilit vurulsun değil. Bunu söylemiyoruz. Zaten bunun olması mümkün de değil. Hem bizim toplumsal gücümüz açısından da mümkün değil. Tartışmaya çok taraf olmamamız itibariyle ama bunun yarattığı bir fırsat var. Bu fırsatı iyi değerlendiremediğimiz açık. Çünkü dershaneler kapansın diyen de, demin söylediğim gibi kapansın diyen de, kapanmasın diyenler de bizim kavramlarımız üzerinden birbirlerine vuruyorlar. Eğitim hakkı ve fırsat eşitliği üzerinden. Eğitim hakkı ve fırsat eşitliğini bu ülkenin gündemine getiren, kamusal eğitimi savunan bizleriz. Söylediğimizde bizi dinozor olarak ilan ederlerdi. Şimdi bizim kavramlarımız üzerinden tartışıyorlar ve biz tartışmayı asıl çekmemiz gereken, dedik ya eğitimin sorunu yapısal bir sorundur. Sistem bu olduğu sürece dershanelerde kaçınılmazlık kapısına kilit vurabilirsiniz. Bir başka isimle o faaliyeti yürütmeye devam eder. Dolayısıyla eğitimi dershaneleri bir ihtiyaç olmaktan çıkarmak gerekiyor. Bu tartışmayı da fırsat bilmek gerekiyor. Ha, eğitim sen burada veya bu işin farkında olanlar ne yapmalı? Biz bu tartışmayı bir fırsat olarak değerlendirmeli. Biz yurttaşı kazanmak zorundayız. Bizim aslında eğitime dair söylediğimiz şeyler, bu vatandaşı, yurttaşı daha yakalayacak olan şeyler. Dershane tartışması bir fırsattır. Yarattığı eşitsizlikleri, dediğiniz gibi bırakın kamu okulları arasında bile çok ciddi farklılıklar var. Nitelik yönünden farklılıklar var. Şuradaki Hızır Reis İlkokulu'nun durumuyla
Akşemsekli'deki okulun durumu aynı değil. Devletin kendi okulları arasında bile çok ciddi olanak imkan arasında çok ciddi farklılıklar falan var. Biz dolayısıyla bunu bir fırsat olabilir, buraya müdahil olmalıyız ve asıl neyi tartışmamız gerektiğini, neyi ön plana çıkarmamız gerektiğini, bu sistemin çocuklarımızı ne diye götürdüğünü, dershane sisteminin bu işe nasıl katkı sunduğunu, benim söylediğim şey de oydu. Eğer zaten samimi olsalar eğitim hakkından ve fırsat eşitliğinden, işte onları bu tartışmaya çekelim. Eğitim hakkı mı diyorsun, fırsat eşitliği mi diyorsun? Bu okul öncesi özel ana okullara kimlerin çocukları gidiyor? Hani yoksulluk, fakirlik diye söylüyorsun. Özel ilkokullara kimlerin çocukları gidiyor? Özel liselere kimlerin çocukları gidiyor? Eğitim hakkı, fırsat eşitliği diyorsan bir, devlet okulları arasında, bölgeler arasında bu niye bu nitelik farklılıkları var? Sen devlet olarak bunu niye çözmüyorsun? Niye parası olana olan çocuk çocuğunu çok iyi özel kreşlere gönderiyor da parası olmayan çocuğunu belediyenin oranın buranın bir de para vererek hiçbir olana olmayan yerlere gönderiyor diyor. Nitelik tartışmasını, eğitim hakkı tartışmasını biz buradan güçlü bir şekilde ortaya koymalıyız. Hani buradan çok derin tartışma yapıp eğitim fakültelerini de, akademisyenleri de bu tartışmanın içerisine dahil etmeli. Biz de sendik olarak da yurttaşı bu nitelikli eğitimle neyi kastettiğimizi, neyi anlattığımız konusunda ikna etmeli ve vatandaşı kazanmak zorundayız. Orada çok da başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz veya tartışmaya kendi cephemizden çok güçlü bir şekilde müdahale olabildiğimizi söyleyemeyiz. O konuda eksik kaldığımızı söyleyelim. Şimdi şeyden ilgili de özel okullarla alakalı arkadaşımız sormuştunuz. Ya biz özel okullar, özel üniversiteler, şunlar bunlar kapatılsın derken işte Türkiye'nin milli lisan sınırları içerisinde duvar örüp de dünyayla ilişkilerimizi keselim edelim diye zaten söylemiyoruz. Biz kamusal eğitim istiyoruz, nitelikli eğitim istiyoruz ama bunun yanında İngiltere'ye, Fransa'ya, Amerika'ya gidecek, oradaki üniversitede okumak isteyecek olan öğrencinin önünde bu söylediğimiz şeyler bir engel değil. Ve orada okumak isteyen açısından bir engel bir durum söz konusu değil. Bununla arasında çok ben şey... gitmek isteyen gider. Bunun önünde bir engel yok ama nitelikli eğitim ve kamusal eğitim konusundaki ısrarımızı sürdürmeliyiz diye düşünüyorum. Bora hocam, bu eğitim senin bu konularıyla alakalı bir görüş ve düşünceleriyle alakalı olarak düzenli yayınlar falan var mı yok mu diye söylediniz. Çok böyle sistematik düzenli olarak çıkan yayınlarımız yok. Düzenli olarak çıkan tek yayınımız daha çok akademiye biraz daha seslenen Eğitim Bilim Toplum dergimiz var. 3 ayda bir çıkıyor. Onun dışında zaman zaman Türkiye'deki tartışmalara da bağımlı olarak Demokratik Eğitim Kurultayı bizim için son derece önemli. Şimdiye kadar 4 tane yaptık, 5.sini bitirdik. Demokratik Eğitim Kurultayı diye kitabımız var. O kitaplarda eğitime nasıl baktığımız ve Türkiye'de nasıl bir eğitim istediğimiz anlatılıyor. Bir de zaman zaman çıkardığımız broşürler var. Bunlara ulaşmak isteyenler ise yani sendikamızda buna dair broşürler, yayınlar, dergiler var. Bir de aylık döneme göre çıkan dergilerimiz var. Bu dergilerde akademisyenlerle bu işin uzmanlarıyla yürütülen tartışmalar, onların makaleleri, yorumları ve değerlendirmeleri şeklinde kaynaklar var. Beysel hocam, bir şey eksik söyleyeyim. Bu sendikalı öğretmen sayısı, mesela oranı ne kadardır? Yani Türkiye'de size mesela şart mecburi tutuyorlardı, yani sendikalı olacaksın diye veya olmayacaksın diye bir şey var mı? İsteğe bağlı mı geliyorlar sendikaya öğretmenler? Ya Türkiye'de sendikalaşma, eğitimciler açısından sendikalaşma oranı, Türkiye'deki genel sendikalaşma şeyi açısından baktığımızda çok çok yüksek. Kamuda sendikalaşma oranı, Türkiye'deki genel sendikalaşmaya baktığımızda çok çok yüksek. Eğitim iş kolunda da sendikalaşma oranı kamuda en fazla olan iş kolu düzeyinde. Ama eğitim iş kolunda biliyorsunuz 4-5 tane sayıca güçlü olan ama irili ufaklı da 20-27 civarında sendika var. Bu bile aslında eğitimcilerin problemli alanını gösteriyor. Bu kadar parçalanma, bu kadar bölünme, bu kadar çok sendika veya hiç olmadık eğitimcilerin asla olmaması gereken, kapısına bile uğramaması gereken o kadar tuhaf şeyler savunan sendikalar var ki ve bu sendikalar hatta sayısal anlamda epey de hatırı sayılır şey oluyor. Bu da neden kaynaklı oluyor? Türkiye'deki sistem, iktidar, güç ilişkileri, bu ülkede yaşamak istiyorum, bir yerlere bağlamak istiyorum, ikbal hesabım var, güç neredeyse oraya doğru evrilirim diyen çok ciddi bir kitle var ve bu kitlenin oranı eğitim gibi bir alanda bile geleceğimizi teslim ettiğimizi söylediğimiz öğretmenlerin herhalde gelecek hesabı yapmaları gerekiyor. Gelecek hesabı yapanlar ikbal derdinin olmaması gerekiyor ama maalesef büyük bir çoğunluk asla kapısına bile uğramamaları gereken, her açıklamaları fiyasko olan, her açıklamaları
eğitim biliminden uzak olan sendikalarda da hiç olmadığı kadar güçlü ve örgütlüler sayısal anlamda. Şimdi mecbur mu bu öğretmen? Hayır mecbur değil, hayır mecbur değil. İsteğe bağlı değil mi? İsteğe bağlı. Ha sadece fişlenirsiniz ama. Bazı sendikalara gittiğinizde fişlenirsiniz. Genç arkadaşımızın daha sorusu. Hocam benim bir sorum olacaktı da. Evet. Şimdi daha demin hani eğitim sisteminin bozukluğundan bahsettik. İşte bazı hocalarımız hocalardan dolayı işte genel yapıdan bahsetti, genel yapının bozukluğundan bahsetti ama hiç gençlerden bahsetmedi. Gençler bu konuda nasıl bir şey de olabilir? Yani ne tür, bizim ne tür katkımız olabilir? Biz niye yedek kulübemize bekliyoruz? Yani biz ne yapabiliriz yani? O sizinle de alakalı değil. Demin söyledim ya, şimdi eğitimse hakikaten öğretmenlerin her ne kadar hani itibarsızlaştırıldı desek de çok ciddi bir erozyon var ama iyi kötü toplumda hala öğretmenlik mesleğinin bir saygınlığı, bir itibarı öyle veya böyle var. Öğretmen en azından kendi okulunda, kendi okul çevresinde hiç olmadığı kadar siyasal anlamda uyuşmadığı toplumun pek çok kesimiyle, pek çok velisiyle, öğrencisiyle yan yana geliyor. Öğrencinin de öğretmene karşı halen çok ciddi bir güveni var. Velisinin de yine kez aynı şekilde çocuğunun öğretmeni olması hasabıyla çok ciddi bir güven ilişkisi var. Şimdi burada işte biz hani eğitimin paydaşları diyoruz ya, burada görev bize düşüyor. Usta size çok bir sorun, bir problem yok. Hani biz ben keşke çıkıp da sana şunu söylemiş olsaydım. Ya biz gençlere eğitim, gençleri, çocukları yakından ilgilendiriyor. Gençleri her yakından ilgilendiriyor. Biz eğitimsel olarak sizlere şu kürsüleri yarattık, şu olanakları yarattık, şu platformları yarattık. Her gün çağırıyoruz, gelin edin diye söylüyor olabilseydim. Yani biz sözümüzü şimdi, artık meydanda mı söylememiz gerekiyor? Yani o konuda bizim de bir eksikliğimiz var ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle eğitim örgütlerinin, öğretmen sendikalarının velisiyle ve öğrencisiyle ve gençlerle muhakkak çok ciddi temas kurması, onlarla yan yana gelmesi ve bu mücadeleyi onlarla beraber vermesi gerekiyor. Çünkü eğitim sadece öğretmeni değil, sadece öğrenci değil, sadece veli değil, tüm toplumu yakından ilgilendiriyor. Ve burada da öncelikle öğretmen, veli, öğrencinin yan yana gelmesini sendikaların sağlaması gerekiyor. Bizlerin de sizlerle buluşması, yan yana gelmesi, ortak tartışması, ortak eylem ve etkinlikleri beraber yürütmemiz gerekiyor. Herkese katıldığı için çok teşekkür ederiz. Öncelikle panelistlerimize çok teşekkür ederiz. Gelip duyurmuşsun. Onun bir duyurum var gitmeden. Gerçi başlangıçta da bunu duyurmuşum ama çok az insan vardı. Şimdi bir daha eğitim senin de Proje Fikri Kolektif Derneği'nin birlikte düzenlediği 24-25 Mayıs'ta 30'a yakın akademisyenin katılacağı Taner Yelkenci 2. Hukuk ve Devlet Teorisi Sembozyumunu yapacağız. Şu anda katılımcıların %80'i netleşmiş durumda. Yurt dışından katılımcılarımız da olacak. Onlar için çevre yapılacak. Yani daha doğrusu kulaklıkla rahatlıkla takip edebileceksiniz. Sorularınızı rahatlıkla formüle edip tartışabileceğiniz panel aralıkları da var. Dolayısıyla 2 atölye ve 5 tane panel var. Bunların hepsine katılmanızı öneriyorum. Konu hukuk ve devlet. Bugün en çok tartıştığımız konu nasıl biraz geciktik dershaneler 4+4 tartışmasını en azından bu mekan açısından gecikmiş bir tartışma olarak düşündüysek hukuk ve devlet alanındaki dünyada insanlar nasıl anayasa yapıyor, yargı gerçekten halloluyor mu, şu andaki tartışmalar neye tekabül ediyor, bunların teorik çerçeveleri ne, pratik yanları ne, hem Türkiye hem dünyada olup bitenlere ilişkin tartışmalar yürütülecek. Burada Eğitimsen ve Kocaeli Kültür Kolektif Derneği şehrimize, İzmit'e, Kocaeli'ye bir şey armağan etmeye çalışıyor aslında. Yani sivil toplum örgütleri olarak bizler üniversitenin belki de başka kuruluşların yapabileceği bir şeyin altına girmiş durumdayız. Şehrimizin, halkımızın rahatlıkla yani kendini geri çekmeden ifade edebilecekleri bir platform kurmaya çalışıyor. Bu platformdan da haberiniz olsun. 24-25 Mayıs 2014'te olacak. Ücretsizdir, herkes katılacak. Yine şehrimizin ortasında muhtemelen yine taş binada yapılacak etkinlik. Bundan da haberiniz olsun diye bir duyuru da bulunayım dedim. Çok teşekkür ederim.